Efendim hayırlı akşamlar. 158 TV'de bir neler oluyor programda yine sizlerle beraberiz. Malumunuz bugün 11 Mart 2022. Bereketli bir kar yağışı akşamında hep beraberiz. İnşallah bu kar yağışları şehrimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olur. Yeraltı sularının çok faydalanacağı kar yağışları İnşallah ülkemizdeki, şehrimizdeki sorunlara bir nebze ilacı olacağını düşünüyoruz. Efendim, neler oluyor programın en büyük özelliği sizlerin katılımlarıyla programı yönlendirmeniz. Biz de sizden sürekli programa katılmanızı bekliyoruz. Bugüne kadar da gerçekten de bizleri yalnız bırakmadınız. Hem şehrin hem de ülkenin gündemiyle ilgili sizlerle hep beraber olmaya çalıştık. Evet, bundan sonra da aynı yayın format içerisinde sizlerle beraber olacağız. Tabii yarın 12 Mart çok önemli bir gün. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü. Şairimiz İstiklal Marşı'mızın, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün İstiklal Marşı'nın yazılışının 101. yıl oluyor. Tabii merhum Akif'e de buradan rahmet diliyoruz. Ne kadar güzel söylemiş. Korkma, sönmez bu şafaklarda güzel alsancak diye başlayarak dizilerle. Tabii onu anmadan geçemeyecektik. Burada ben her zaman yayının sonunda şiirler okurdum. Bugün Akif'in, Mehmet Akif'in Taceddin Dergahı'nda Muhsin Başkan'la beraber, kişi sevdiğiyle beraberdir. Muhsin Başkan'la beraber ebedi istirahatgahlarında Cenab-ı Allah'ın huzurunda inşallah bizler de Peygamber Efendimiz'e komşu oluruz diye düşünüyorum. İnşallah Cenab-ı Allah nasip eder. Evet, Akif'in şu dörtlüğünü de okumadan geçemeyeceğiz. Evet, yaralanmış, temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar, toprağa düşmüş asker. Gökten ecdadı inerek öpse o pak alnını değer. Evet, böylece Akif'i de anmış olalım. Evet efendim, yani biliyorsunuz yayın programımızda çok değerli arkadaşlarımızla beraber sürekli beraber olduğumuz Taceddin Kepenek Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş Mustafa Coşkun Bey. Yani hep beraber çok değerli katılımcı, yorumcu arkadaşlarımızla beraber öncelikle şehrin gündemi, şehrin sorunlarıyla ilgili televizyonumuzun formatında hafta içi gelişen olaylarla ilgili bir akış sunulacak. Buradan çok önemli konular var. Bu önemli konuları sizlerle paylaşacağız. Bizi dikkatle izleyeceğiniz çok önemli belediye meclisi toplantısında olan, gündemde olan konularla ilgili ikinci bölümde konuşacağız. Bu bölümü de kaçırmamanızı diliyorum. Çünkü belediye meclisi toplantıları bir şehrin nabzını atıyor. O şehirde gerçekleşen olayları en canlı, en heyecanlı bir şekilde nihayetinde muhalefet durumunda olan, ne kadar muhalefet onu da bilemiyoruz. Büyük Birlik Partisi ile AK Parti'nin meclisteki alınan kararla ilgili, bu konularla ilgili de sizlerle beraber bunu kaçırmayın diyoruz. Evet, bu hafta içerisinde gerçekleşen televizyonumuzun hazırlamış olduğu şehirle ilgili akışı takip edelim. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fatih Deveci ve beraberindekiler İç Anadolu toplantısına katılmak üzere Yozgat'a giderken Akdağ Madeni yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kangal'da okula giderken iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı.
Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta yaz aylarında su seviyesindeki düşüş kuraklık endişelerini artırmıştı. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fatih Deveci ve beraberindekiler İç Anadolu toplantısına katılmak üzere Yozgat'a giderken Akdağ Madeni yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kangal'da okula giderken iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ayçiçeği yağlarında sıkıntı yaşanacağının konuşulması üzerine vatandaşlar marketlerdeki yağ reyonlarını talan etti. Divriği'de demir cevheri yüklü 7 vagonun devrilmesi sonucu tren yolu ulaşıma kapandı. Yıl önce 3 yavrulu bir kediyi bulmasıyla evini kedilere açan Nuriye teyze, şimdi ise mahallesinde bulunan 70'e yakın kediye annelik yapıyor. Sağlık çalışanı Emre Büyük Durgutluoğlu, işe yaramadığı için dışarı atılan tahta parçalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor. Son zamanlarda artan uzun süreli ağız ve dil yaraları hakkında uzmanlar uyarılarda bulundu. Dişlerinde ciddi derecede eksikler var ve tam bu eksik dişlerin olduğu yerde dilinde bu şekilde giderek büyüyen, ağrı yapan bir kanamalı lezyon dışarı çıkaralım. Odyoloji uzmanı operatör doktor Tuna Kenar uzun süreli ağız ve dil yaraları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bu yaraların tekrarlama ve ağızdaki diş durumuna göre kanseri tetiklediğini belirtti. Sivas'ta 6 katlı binanın çatısına çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Milli sporculardan serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, dünya buzaltı tüpsüz serbest yatay dalış rekorunu kırmak için Tödürge Gölü'nde buzaltına girdi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması açıklamasının ardından vatandaşlar kararsız kaldı. Üretiyoruz, yardım alıp tüketiyoruz. Sivas'ta kadın girişimciler tarafından kurulan bir kooperatif hizmet için destek bekliyor. Ulaştırma Memur Sen Sivas Şubesi üyesi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Sivas'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütü temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı. Uzun yıllardır süren Doğu Türkistan'daki kadın kardeşlerimizin zulümlerini bugün Dünya Kadınlar Günü'nde haykırmak için burada toplamış bulunuyoruz. İnsan Hak ve Hürriyetlerin İnsani Yardım Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çin zulmüne maruz kalan Uygur kadınlar için basın açıklaması yaptı. Sivas Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kent merkezinde basın açıklaması yaptı. Tamam, sen abi. Sivas'ta faaliyet gösteren 13 Kadın Derneği'nden oluşan Sivas Kadınlar Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Bugün normalde Sivas'ta günlük diyelim ki Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta bazı market ve toptancıları ziyaret ederek fiyatlarını denetledi. Ve bugünkü konumuzda Sivas Şoförler Odası Başkanı Sayın Şaban Yalman'ı konuk aldık. Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, Sivas Esnaf Odaları Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Halk otobüsleri başta olmak üzere. Şu anda tam zamanı. Bu 50 lira açıkladığında şu anda bir. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından oluşturulan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu,
il il dolaşarak çiftçilerin sorunlarını dinleyecek ve çözüm önerisiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'na rapor halinde sunacak. Yaklaşık 6-7 yıllık süreçte geliştirdiğimiz maternal kanibalizm isimli çalışmada tedavi protokolü geliştirdik. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden doçent doktor Mustafa Koçkaya, yavrularını yiyen Angel isimli 6 yaşındaki K9 köpeğini geliştirdiği hormon tedavisi protokolüyle tedavi ederek bir ilke imza attı. Sivas Belediyesi Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel programı düzenlendi. Size basit ve çok hoşuma giden bir şey söyleyeceğim. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp kişinin cesedine ulaştı. Senin ismin neydi? Sivas-Malatya sınırında yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Sivas Belediyesi Meclisi Mart ayı toplantıları devam ediyor. Oturumunu açıyorum. Sivas Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında toplu taşımaya zam kararı çıktı. Artan akaryakıt fiyatları başta vatandaş olmak üzere pek çok sektörü etkilerken şehirler arası otobüs işletmecileri de artan mazot fiyatlarını otobüs biletlerine yansıtmıştı. Sivas kahveciler, kıraathaneciler ve internet kafe işletmecileri esnaf odası seçimleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Biyak Oy Pusulası, Beşir Köksal, 72, Mavi Oy Pusulası, Sedat Karabut, Karabulut, 41, Sarı Oy Pusulası, Adem Ertuğ, 51. Seçimde sebebi bilinmeyen bir şekilde taraflar arasında gerginlik çıktı. Tehdit ve hakaretlerin yükseldiği salonda bir anda sinirler gerildi. Tarafların birbirine saldırdığı gerginlik polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi. Sivas Yıldız'da Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nda final maçları oynanarak müsabakalar tamamlandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 4 ağır, 36 kişi yaralandı. Gece saatlerinde hızını artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.
2015 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Emrah Dinçer, hayvancılık yapmak için Niğde'deki ölen ablasının kocasının yanına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yılda Dinçer'in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas Polis tarafından konuyla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı. Devam eden polis araştırması sırasında A.Ö. isimli bir tanık, Dinçer'in eniştesi ve eniştesinin kardeşi tarafından öldürülerek Niğde'de bir ahırın bahçesine gömüldüğünü ileri sürdü. İddialar üzerine belirtilen adreste kadavra köpeğiyle arama yapıldı. Evet efendim, hafta içerisinde şehrimizde gelişen çok önemli haberleri bir yayın akışı içerisinde sizlerle tekrar özet olarak geçti. Tabii biz burada yayın formatı içerisinde sizlerle paylaşacağımız konu başlıklarını seçerek buradaki değerli katılımcı arkadaşlarla, yorumcu arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz. Öncelikle Kadınlar Günü ile ilgili. Dünya 8 Mart malumunuz Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bununla ilgili biz de kadınlarımızı, eşlerimizi, annelerimizi tebrik ediyoruz. Tabii onlar olmasa biz olmayız. Biz olmasak onlar olmaz. Evet, bu bağlamda Mustafa Bey, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili neler söylersiniz? Tabii bunun adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ama Türkiye'de genelde bütün kadınları kapsayacak şekilde kutlamalar yapılıyor ve zaten biraz önce de de gördük. Evet. Bütün kadın dernekleri bir araya gelmişler, sivil toplum kuruluşları. Efendim veya bazı sivil toplum kuruluşları açıklamalar yaptılar. Ben burada Çin zulmündeki Uygur Türklerinden kadınlara yapılan zulme dikkat çeken sivil toplum kuruluşlarımızı buradan tebrik ediyorum. Evet. Genelde bu konuda bir sessizlik hakim, biliyorsunuz. Şimdi devletimizin politikaları farklı olabilir, dış politikanın bazı gerekleri olabilir, dünya dengeleri olabilir ama sivil toplum kuruluşlarını bağlayan bir şey yok. İnsanlarımız bunu yapabilir. Bakın, dünyanın en büyük zulmü hem de daha ziyade de kadınlara uygulanıyor bu Doğu Türkistan'daki kadınlara. Evet. Zorla evlendiriliyor. Evlerine birer Çinli erkekler bırakılıyor. Efendim, asimilasyon yapmak için. Yok, daha vahimi, evet. Birlikte yaşamaya zorlanıyor. Efendim Çinli erkekle, evet. Doğu Türkistanlı Türk kızımız yani diyelim. Evet. Böyle vahşet ötesi bir durum. Yani düşmanın düşmana bile zor yapabildiği, ya hele hele kendilerine emanet edilmiş. Ya siz Çin devletinin bayrağı altında bir özerk, bir cumhuriyet değil mi burası? Evet. Uygur özerk cumhuriyeti. Ya bunlar size emanet kardeşim. Savaş yok orada. Savaş bile olsa bu savaş hukukuna da girmez bu iş. Ve o insanlar yani, orada binlerce yıldır yaşıyorlar. Ya milyonlarca Türk orada yaşıyor. Uygur, hani bizim Uygar oradan gelmedir. Tabii. Çok önemli bir medeniyet merkezidir burası. Ve burada Doğu Türkistan diyoruz. Evet, kadınlara dikkat çekilmesini ben çok önemli buldum. Öbür yandan bir kadınların da artık erkeklerle gerçek manada eşit görülmesi lazım. Ticarette, iş hayatında, siyasette, her alanda kadınlara eşit muamele edilmeli. Ve ben şöyle bir şey ortaya koyuyorum. Diyorum ki ne zaman ki kadınlarımızın da tabii gayret ve çalışmalarıyla, ne zaman ki
siyasette %50-50 düzeyinde kadınlar ve erkekler temsil edilir. O zaman zaten kadınlar gününe de gerek kalmaz diyorum. Eşitlik ancak öyle sağlanır. Yani kadınlar gününün de daha kutlanmasına gerek kalmaz. Çünkü şöyle düşünün, erkekler günü diye bir gün var mı? Yok. Yok, niye? Babalar günü var. Babalar, anneler, onlar ayrı ama bir cinsiyet anlamında erkekler günü olmadığına göre normalde kadınlar gününde olmaması. Ama demek ki kadınlar henüz haklar noktasında geri plandalar. Ne zaman ki kadınlar gününü kutlamaya, hatırlamaya ihtiyaç duymayız, yani böyle bir ihtiyaç duyulmaz, o zaman ben anlarım ki kadın hakları tamamdır ve zaten kadınlar günü de kaldırılır o zaman diye düşünüyorum. Evet, adalet orada da tecelli eder diye. Tabii ama burada kadınların çok çalışması lazım. Kendilerini öne çıkarmaları lazım. Bilimde, kültürde, sanatta çok çalışmaları lazım. Son 30-40 yıldır kadınlarımız gerçekten de bayağı bir katılımcı demokrasi dediğimiz bu anlam içerisinde bayağı aktifler, faaller. Türkiye'de de son yıllarda kadınlarımız hem siyasette, ekonomide, ticarette bayağı bir mesafe aldılar. Aldılar ama nerede? Mesela partilerde şöyle düşünelim. Siyasette yeteri kadar yer Sivas, alamıyorlar. Mesela Sivas'ta bakalım. Sivas'ta diyelim AK Parti'den başlayarak bütün partileri el alalım. CHP, MHP, kadın İYİ kolları falan. Var ama hayır, ben kadın kollarını işte diyorum ya, öyle bir gün gelir ki kadın kollarına ihtiyaç duyulmaz. Bilirim ki ben o gün kadınlar siyasette etkili olmuştur. Yani yönetim kurulları yarı yarıya kadınlardan oluşuyor mu kardeşim? Evet. Zaten o zaman kadın kollarına gerek yok. İşte aynı nasıl kadınlar gününün kutlanmasına ihtiyaç varsa bugün için. Evet. Çünkü mesafe kat etmemiz lazım. Özellikle de İslam dünyasının daha çok ihtiyacı var. Onu da söyleyeyim bu konuda. Evet. Siyasette de ne zaman ki kadın kolları kaldırılır, yani ihtiyaç kalmaz, kadınlar STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında, yönetim kurullarında, sendikalarda, efendim derneklerde, vakıflarda, bu hangi kesimden olursa olsun yarı yarıya kadın var mı yok mu? Bazılarında yani, hiç yok. İslam ülkeleri içerisinde yok. En aktif, en faal olan da ama Türkiye. İslam ülkeleri içinde yani, en iyi durumda olan da Türkiye. Mustafa yani, Kemal Atatürk'ün onun, buradaki kadınlara seçilme hakkını tanımasıyla Türkiye bir hayli mesafe kazandı. Türkiye Müslüman, halkı Müslüman olan ülkeler arasında çok çok ileride. Bir numara. Çok ileride. Ama düşünün ki daha gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman çok çok geri. Evet. Ama Orta Doğu ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle kıyasladığımızda öyle ama diyorum ki sivil toplum kuruluşları, herkes şimdi düşünsün burada. İşte esnaf odalarının seçimleri var, şunu var, bunu var değil mi? Evet. Dernekler var, vakıflar var, partiler var. Hangiler veya muhtarlar var? Kaç tane kadın muhtarımız var? Mustafa Bey bak siyasette yani, böyle düşünelim. Biz gerçekten yineyiz. Taceddin Bey de hatırlar. Bizim bir kadın bir başbakanımız vardı, Tansu Çiller. Tabii. Şu anda da bir İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, o da kadın. Evet. Türkiye gerçekten iyi noktaya doğru gidiyor. Yok iyi, yani bazı ülkelere göre çok iyi ama bu yeterli değil. Evet, tabii. Çok daha iyi durumda olmamız ama kadınlarımızın da tabii ailelerimizin de kız çocuklarını yetiştirirken gerçekten çiftçi mi? En iyi çiftçi, profesyonel çiftçi, hayvancılıkla mı uğraşacak? Profesyonelce uğraşan kadınlara ihtiyaç var. Evet. Efendim el sanatlarıyla mı ilgilenecek? Profesyonelce ilgilenen. Şimdi yani her alanda kadınların öne çıkması Mustafa lazım. Mustafa Bey şimdi yani. bizler 70'er kuşağıyız ya. Bizim bizim kuşakta kız kardeşlerimiz, kız çocuklarımız pek okumazdı. Evet. Ama bu ibre 80'lerden sonra, 90'lardan sonra, 2000'lerden sonra bayağı bir mesafe aldı. Okutulmazdı. Düzeltiyorum. Ya okumazdık. Benim kız kardeşlerim bile okumazdı. Öyle bir gelenek vardı. Geçmişten yani, gelen. Ama o oralar bayağı geride bıraktık. Yok, epeyce çok geride iyi kaldı. Noktaya geldik. Ama burada işte şunu diyorum. Hı. Yani bunun köyü kenti yok. Köyde de yani şuradan şunu anlamayalım. Okuyup kente göç etmek anlamında söylemiyorum. Bakın köyde yaşayanlar da beni iyi dinlesin hemşerilerimiz. Evet. Köyde yaşayacak, eğitimini alacak, hatta
tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili eğitimini alacak. Profesyonelce tarım ve hayvancılıkla uğraşacak kadınlar. Tabii. Ve onu pazara yönelik olarak üretecek. Onun da eğitimini alması gerekiyor. Ve tabii. Onun satışını yapacak. Tabii. Şirket kuracak. Profesyonelleşecek. Profesyonelce tabii. İş yapacak. Yani iş insanları kadınların öne çıkması lazım. Ama her alanda. Hem tarımda, hem hayvancılıkta, hem ticarette, hem efendim sanayide her tabii. Alanda öne çıkmaları tabii. Lazım. Sosyoekonomik olarak tabii. Artık. Evet, Taceddin Bey bu konuyla ilgili Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Sizin de görüşlerinizi alalım. Evet. Tam şekli Dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü aslında. Evet. Ben de bütün kadınların annemizin, kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin, eşimizin, evet. Çocuklarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet. Evet. Tabii Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı her 8 Mart'ta Türkiye'nin kadınların siyasi hak ve hakları noktasında büyük kazanımlar olduğu kadar evet. Ki Cumhuriyet ve Atatürk'le başlayan tabii. Büyük seçme, kazanımları olduğu kadar bunların daha da gelişmesini arzu ederken maalesef bu son yıllarda kadın cinayetleri diye bir mefhumla da evet. Karşı karşıyayız. O da yaşadığımız hayatın gerçekleri. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerini toplumun her bir bireyi kınamalı. Evet. Buna sessiz kalmamalı. Yani kadın erkek tabii. Sessiz kalmamalı. Kadın hakları noktasında kadınların kendilerini daha da geliştirmeleri, topluma daha da katkı sunacak bireyler haline gelmeleri bizim hedefimiz olmalı. Çünkü bütün toplumu yetiştiren kadınlar, erkeğini de kızını da yetiştiren, büyüten, aile terbiyesini veren, ilk eğitimini veren kadınlar. Neşet Ertaş diyor ki, kadınlar insandır, bizler insanoğluyuz. Evet. Çok anlamlı bir güzel söz. Güzel bir söz, tabii. Kadınını eğitmiş, kadınını saygıdeğer noktalara taşımış, kadınını el üstünde tutan, kadınının iş hayatında yeri olan, siyasette, mecliste, her bir alanda yeri olan bir milletin geriye düşmesi mümkün değil. Evet. Onun için her 8 Mart'ta olduğu gibi kadınların bugününü kutlamakla birlikte toplumu idare edenler ve toplumun her bir ferdi de bunları düşünmeli ve uygulamak için de bir şeyler yapmalı. Ben bu konuyla ilgili konuyu çok da fazla uzatmak istemiyorum ama Nazım Hikmet'in bir şiiriyle bu konuyu bağlamak istiyorum. Evet. Müsaadenizle. Tabii buyurun. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde 9 zilli köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir, boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran, kimi der ki çocuk doğuran. Ne o, ne bu, ne döşek. Ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, başımdır. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim, hayat arkadaşımdır. Evet, evet, güzel bir söz. Nazım Hikmet'in evet. Güzel bir şiiri. Böylece ben de Kadınlar Günü'yle, Dünya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili sözlerimi böylece evet. Özetlemiş ve tamamlamış olayım. Evet, evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi malum konumuz birçok konular var konuşacağımız. Biraz daha interaktif olalım, çabuk. Diğer konumuza geçelim hep beraber arkadaşlar. Evet, şimdi haber akışında da izledik. Yağ fiyatları ve Sivas Valisi denetimleri vardı Salih Ayhan'ın. Bununla ilgili arkadaşlarımızla beraber bir değerlendirme yapalım. Yağ fiyatları ile ilgili ve Vali Bey'in denetimleri vardı. Evet, Taceddin Bey, bu konuyla ilgili sizden başlayalım.
Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz de diyemiyorum artık. Bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Evet. Ekonomik buhran olunca tabii bir yandan mal tedarikindeki sıkıntılar, bir yandan aşırı fiyatlar, fiyatların artışı insanları telaşa sürüklüyor. Yani yarın zam geleceğini bildiğini veya tahmin ettiği ürünlere bir hücum halinde. Elbette ülkemizin yıllar önce kendi kendine tarımla yeten bir ülke iken, evet, şimdi her türlü arazide yetişebilecek bir ayçiçeğini dahi gereğince ve yeterince yetiştiremiyor ve ayçiçeğini belli bir stokta tutamıyorsa ve dışarıdan bağımlı bir şekilde dışarıdan almak durumundaysa burası ciddi bir soru işareti. Onun yanı sıra tabii Ukrayna bizim esas ayçiçek yağını temin ettiğimiz Rusya ve Ukrayna. Başka ülkelerden de alınıyor. Tabii ihracat olduğu için işin ucunda bu işin ana distribütörleri, ana ihracatçıları, satın alıcıları var. Tabii devlet de var, toprak evet, mahsulleri de var. Yani bir bitkisel yağdan bahsediyoruz. Bundan 40 sene, 50 sene evvel yani kimsenin yüzüne bakmadığı bir yağdan bahsediyoruz. Aslında bu ayçiçek yağı, bitkisel yağlar öyle çok da yenilebilecek yağlar değil ama toplumun geldiği durum öyle bir durum ki ayçiçek yağı kıymete bindi. Yani işte 20 liraydı, 30 lira oldu, 35 oldu. Şimdi 1 litresi 40 lira yaklaşık olarak. Belki daha fazla. Evet. Yani bu fiyat engellenemiyor, fiyat artışı. Yani bu fiyat artışı aslında biz ayçiçek yağından hareketle konuşuyoruz ama fiyat artışı hiçbir üründe engellenemiyor Ahmet Bey. Evet. Yani dün aldığın neyse bugün %20 fazlası, yarın %20 fazlası. Temel gıda ürünlerinin hepsi öyle. Bütün ürünler. Şöyle bir slogan, söz gelişti toplum içinde. Dünden pahalı, yarından ucuz. Yani bütün mallar dünden pahalı, evet, yarından ucuz şekline döndü. Şimdi Sayın Vali işte bir yandan denetimler yapıyor. Türkiye'nin her yerinde valiler, işte diğer yetkililer denetimlere çıkıyor. Nereye gidiyorlar? Marketlere, depolara gidiyorlar. İyi de güzel kardeşim, bu yağın bir ana fabrikaları var. Diyelim 10 tane Türkiye'de. Bu fabrikalarda yağ bir fiyatla çıkıyor. Oradan ana distribütörlere gidiyor, depolara. Evet. O gittiği yerde bayilere, marketlere dağıtılmak için bir süre bekliyor. Oradan da bir kar marjı, nakliye vesaire konuluyor. Oradan marketlere dağılıyor. Market sonuç. Biz sonuçları konuşuyoruz. Sebep ne kardeşim? Sen buna bakacaksın. Sebep ne? Sebep Türkiye'nin kötü idare edilmesi. Türkiye'nin doğru düzgün bir tarım politikası olmaması. Türkiye'nin bu tür şeyleri öngörememesi. Türkiye'nin artık bir şekilde bu konularda ip elinden kaçırması. Yani devletimiz şu anda ekmek fiyatlarını baskılıyor. Evet. Bunu da bir kahramanlıkmış gibi ilan ediliyorlar. Ya bu ekonominin ve hayatın gerçeği değil ki. Nereye kadar baskılayacaksın? Aldığın buğday kilosu 6 lira şu anda. Yurt dışından aldığın buğdayın kilosu 6 lira. 5,5 lira ihaleyle alıyor. Evet. Bu yazın sen çiftçinden bunu en az 6-7 liraya alacaksın. Yani buğdayın olay buğdaydan başlıyor. Arpadan başlıyor. Ayçiçek tarlasından başlıyor. Daha geriye git. Buna eken insanların yani çiftçilerin gübresinden, kullandığı akaryakıttan, tohumundan başlıyor. Evet. Yani her şeyin bir öncesi var. Her şeyin bir öncesi var ve her şeyin temel bir sebebi var. Her şeyin temel sebebi yanlış tarım politikaları, devletin yanlış uygulamaları. Evet. Bakın bugün bir karar çıktı. Türkiye'de 4 ayrı yerde daha ayçiçek üretimini destekleme kararı. Sivas'ta bunlardan birisi. Hafik bölgesi. Evet. Biri Aydın'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Biri de Sivas'ta özellikle Hafik bölgesi
Kararnamede öyle yazıyor çünkü. Evet, Sivas Afik diye. Afik evet. bölgesi. Bunlara da işte 40 lira civarında dönümedir herhalde. Destek bir destek verecekler. Yağlık ayçiçek üretimi yapılmasını istiyor. Yani teşvik ediyor. İyi de bugüne kadar neredeydiniz? Ya bu ayçiçek benim bildiğim her yerde yetişir. Öyle çok tabii. bir şey isteyen bir şey de değil yani. Ürün de değil. Taceddin Bey, zaten buradaki bizim tarımdaki geçmişten gelen sorun kotalar. Yani biz tarım ürünlerinde birçok ürettiğimiz ürünlere kotalar kondu. Bu kotalardan dolayı çiftçide mesela şeker harcanında var bu işte birçok ürünlerde var. Bu kotalardan dolayı çiftçi de istediği kadar üretemiyor. Şimdi Ahmet Bey, bu işin temelinde dedim ya devletin yanlış tarım politikası var. Bugün diyor ki sen Hafik'tekilere yağlık ayçiçek ek. Evet. Sana destek vereceğim. Ya aslında bakın bir dönem patates olmuyor. Ertesi sene herkes patatese yükleniyor. Dökülüyor. Evet. Heba oluyor. Evet. Kardeşim ürün planlaması. Evet. Yani bütün buralarda tarım il müdürlükleri var. Ya bunlar ne iş yapar? Nerede ne yetişirsin? Türkiye'nin ihtiyacı ne? Bunları bir oturun planlayın. Bir makro düzeyde planlayın. Sonra deyin ki Hafi'nin köylüsü sen ayçiçek ekeceksin. Kangal'ın köylüsü sen patates ekeceksin. Evet. Bilmem nerenin köylüsü sen pancar ekeceksin. Tabii yerine göre ve ihtiyaca göre. Böylelikle üretim planlaması yapılarak ülkede üretim yaptırılırsa, destekler buna göre verilirse, Türkiye'de ne mal ziyan olur ne de ederinin çok üstünde bir fiyata gelir. Anlatabildim mi? Evet. Ne de sen tutup bugün mısır çıkmadı, ben hadi Meksika'dan mısır getireyim. Meksika'nın köylüsünü zengin edeyim. Mercimek ektirmeyeyim, Kanada'dan mercimek getireyim. Kanada'nın köylüsünü zengin edeyim. Ukrayna'nın köylüsünü zengin edeyim. Ayçiçek getireyim. Evet. Yani bunları ben mi yapacağım? Bunlar işte hükümet bunun için var. Tarım Bakanlığı bunun için var. Tarım müdürlükleri bunun için var. Allah aşkına ya herkes görevini yapsa şu ülkede. Mustafa Bey. Evet. Herkes işini yapsa. Ya şu memlekette biz varlık içinde yokluk çeken garip bir ülke haline geldik. Hep öyleydik de. Şimdi daha bir acayip hale geldik. Dolayısıyla vatandaş yarın zam gelecek işte bir telaşla hemen ne varsa sanki iki gün zeytinyağı yemesen olacak şey ayçiçek ya. Evet. Veya evinde var da öbür gelecekte 10 lira 20 lira kar edebilmek için koşuyor şeylere marketlere 10 lira ucuz alacak. Evet. Ona da bir şey diyemiyorum ama halkın davranışı da yanlış. Artı vali bey veya diğer yetkililer ya sen gidip neyi denetliyorsun orada ya? Adama diyeceğin sadece şu. Bu kaç liraya aldın kardeşim fabrikadan? Faturasını gösterecek. Kaç liraya sattın? Ha, satış faturam diyecek. Aradaki fark %10-15. Yani sen bunu niye karına sattın mı diyecek. Veya markete gidecek. Markete diyecek ki gel bakayım. Ver şu ayçiçek yağının giriş faturasını. Alacak bakacak. Kaç lira? İşte 40 liraya gelmiş 42 liraya satıyor. Vay sen bunu niye 35 liraya sattın mı diyecek. Böyle bir ekonomik sistem yok ki. Dolayısıyla bu göstermelik şeyleri ben göstermelik olduğunu düşünüyorum ama bir noktada da caydırıcı da olabilir psikolojik anlamda. Fakat işin bizim için önemli olan kısmı işin temelidir, aslıdır, kaynağında bu işi halletmektir. Evet. Taceddin Bey, Mustafa Bey ben bu konunun konuşulacağını bildiğim için biraz ben de dersime çalıştım bu konuyla ilgili. Çok önemli notlar aldım. Mustafa Bey'e söz vereceğim. Bu bazı notlar var. Size de yardımcı olur. Ben bunları tabii, bir tabii. Taceddin Bey sizlerle paylaşayım. Bak ben de burada yazdığım not burada bak. Taceddin Bey. Sonuçlarına bakarak değerlendiriyoruz diye not almışım ben de. Evet. Hem yasal düzenleme hem de ciddi bir denetleme olması gerekiyor. Ukrayna Rusya savaşıyor. Biz de ayçiçek yağı krizi yaşıyoruz. Stokçu terörü varsa bunu kim çözecek? Vatandaşa ihbar edin demek ne demek diye notlar almışım. Ukrayna'dan %14 yağ alıyoruz. Rusya'dan %50 ithal ediyoruz. Dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz
Neden fındık yağı üretmiyoruz diye not almışım. Bak, dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz. Neden fındık yağı üretmiyoruz diye bundan not almışım. Ayçiçek yağının %80'ini üretiyormuşuz biz Türkiye olarak. Yağ üreticisi 5 firma anlaşarak yağ fiyatlarını belirliyor. Yağ üreticisi Türkiye'de tekelleşmiş Taceddin Bey. 5 firma anlaşarak fiyatları belirliyorlar. Stokçuluğu da bu 5 firma yapıyor. Zincir marketlerde olduğu gibi. Yani zincir marketlerde olduğu gibi yağda da aynı bir şeyler varmış. Stokçular. Buraya da çok önemli bir not almışım. Tarım milli politik olmalı. Tarım milli güvenlik sorunu olmalı diye çok önemli bir not almışım ayrıyeten. Evet, tarım milli politik olmalı. Tarım milli güvenlik sorunu olmalı. Artık buraya doğru gidiyoruz. İşte iki ay sonra da Çukurova'da yeni üretim başlıyormuş. Şimdi bir not daha almışım. 1789'da Fransız ihtilali açlık üzerinden olmuş. En büyük sebeplerinden biri Mustafa Bey, Taceddin Bey. 1789'daki Fransa ihtilalinin sebepleri de açlık ve bu hayat pahalılığı yüzünden olmuş. Evet, ben bu notlarını paylaştım. Evet, yani... Buyurun Mustafa Bey. Şimdi biliyorsunuz birkaç gün önce şey de değişti. Tarım ve Orman Bakanımız da değişti. Çok tartışmaların odağında olan bir isimdi biliyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz orman yangınlarında da... Bekir Pakdemirli. Bekir Pakdemirli çok... hazırlıksız yakalanmıştık. Çok da eleştiri aldı. Çok eleştiri aldı. İşte yangın söndürme uçaklarının alınmamış olması, helikopterler işte zamanında bu mesela şu anda da yavaş yavaş değil mi yaza doğru gidiyoruz. Evet. İnşallah yeni Orman Bakanı, Tarım Orman Bakanı gerekli tedbirleri alır da İnşallah. Uçak mı alıyor, uçak mı kiralıyor, helikopter mi kiralıyor neyse yani bu güzelim yemyeşil dünyanın en cennet gibi kıyıları şey oldu, mahvoldu. Şimdi tarımda da başarısız bir politika uygulanıyordu yıllardır. Zaten en çok... geldiğimiz sonuçta ortada AK zaten. AK Parti iktidarı döneminde en çok eleştirilen tarım politikaları, hayvancılık politikaları, milli eğitim politikaları, kültür politikaları. Zaten bir de maliye. Tayyip Bey de hani itiraf ediyor mesela yer yer diyor ki bir kültür şeyimiz olmadı diyor. Yani geriye ne kaldı? Kültürde geri kaldı. Para ve maliye geriye ne kaldı? Sonra, tarım, eğitim. Hayır, ama bunlar yaşadığımız. Ama işte ulaştırmada yani. Mesela yüksek hızlı tren doğru bölünmüş yollar, sağlıkla ilgili neticede işte hastaneler falan. Tabii. Yani belli alanlarda başarı inkar edilmez. De var ama tabii. Ama ben hani eleştirilen hatta AK Parti'nin kendi içinde de çokça eleştirilen. Tabii. Yani mesela Tarım Bakanı da çok eleştiriliyordu. Tabii. Hatta AK Parti'nin içinde eleştiriliyordu. Öyle diyeyim yani. Eleştirilmese yanlış. Evet. Yani dolayısıyla buradan yola çıkarak hani bakanın değiştiğini de vurgulayarak ben şey yapmak istiyorum. Gelişmiş bu bizim aslında hem sanayileşmiş hem de tarım ve hayvancılıkta ileri gitmiş ülkeler var dünyada. Ya bakıyorsun Amerika diyelim, ABD, işte Kanada biraz önce örneğini verdiniz ya, Avrupa'nın neredeyse tamamı. Ben bundan diyelim 20-25 yıl önce yani Avrupa'ya gitmemiştim o zamanlar, daha yeni mezunuz. Ben zannediyordum ki ilk şeyim olarak. Ya diyordum bunlar sanayileşti, sanayi ülkeleri neticede Almanya, efendim Fransa falan diyelim değil mi? Sanayi ülkeleri. Bunlar diyordum büyük ihtimalle tarımı falan filan. Şey yapmışlardı, tarım arazilerini falan mahvetmişlerdi. Uğraşmıyorlardır bu işlerle. Uğraşmıyorlardır zannediyordum. Evet, ben sanayi ülkeleri. Siz bitirin ben de anlatacağım. Evet. Şimdi oraya yani oraya gidince şok oldum. Şimdi arkadaşlar ben yani diyelim bir Almanya mesela 3 defa gittim. Evet. İşte Fransa'ya 2 defa gittim gibi yani çoğu ülkeleri gezdim bu Orta Avrupa ülkelerini, Avrupa ülkelerini, Kara Avrupası ülkelerini. Ondan sonra ya gittim Allah Allah. Bir yere gidiyoruz böyle tarım gayet güzel hem modern anlamda tarım yapılıyor ya nasıl oluyor falan filan. Ben böyle hayretler içinde kaldım ya dedim Allah Allah burada tarım ürünleri de yetiştiriliyor öyle mi? Ya tabii dediler bu bölge olduğu gibi tarım bölgesidir. Yani tarım havzasıdır. Evet. İşte şu hayvancılık şöyledir.
Hollanda'ya gittik diyelim, Hollanda yine aynı. Tarım, hayvancılık, çeşit çeşit. Hollanda dünyanın yani, peynir piyasasını belirliyor. Ya düşünün, ya nasıl oluyor falan deyince dediler ki, burada herkes kafasına göre ekemez diyorlar. Evet. Şimdi adamlar gerek ihracatlarını düşünerek, gerek kendi tüketimlerini düşünerek bir... Demin Taceddin Bey söyledi ya, üretim planlaması yapıyorlar. Hı. Üretim planlamasının içinde yani dışarıya satacakları da var. Yani dışarıya satacakları, ürünler de dahil. Planlama yapıyorlar ve gidiyorsunuz, diyelim kooperatifleşmişler bir de. Yaygın bir kooperatifleşme var. Üretici de orada örgütlü. Teknik de yani, ileri düzeyde. Yani oradaki köylü... Ve profesyonel yani. Oradaki köylü dediğimiz insanlar, hı, bizim buradaki iş insanlarından hiç farkı yok. Evet. Yani ha fabrikatör, ha diyelim ki bizim organize sanayinde bir fabrikanın patronu ya da yönetim kurulu başkanı, ha da orada bir çiftçi. Hiç farkı yok. O tarımın patronu, öbürü de sanayinin patronu. Ama kompleks şimdi, yok insan. Ama şey yok gayet ve ya öyle şeyden de konforlu ya, bir şekilde evet, yaşıyorlar. Ve samimi bir ya şekilde. Gidiyorsun Fransa'da diyelim üzüm bağlarının olduğu işte... Dünyanın en iyi şeylerin üretildiği şarabının falan hani evet, tabii alkol sağlığa zararlı da. Evet. Böyle bir o bölgeyi geziyorsun ya üzüm bağlarından geçilmiyor böyle. Yani oralarda profesyonelce tarım yapılıyor ve planlama yapılıyor dediler. Planlamayı da diyorlar ki mesela siz gittiniz diyorsunuz ki bir çiftliğiniz var hani araziniz var bir malikaneniz var. Şehirdekilerden daha konforlu yaşıyorsunuz hatta. Çiftçi olarak, hayvancılık yapan, tarımla uğraşan insanlar olarak. Diyorsunuz ki ben buraya misal patates ekeceğim dediniz değil mi? Hemen orada uydu fotoğraflarıyla hani o paylaşım yapılmış ya. Bir de kapasite belli ya. Diyorlar ki üretim planlamamıza göre patatesin şeyi doldu. Tabii. Doldu. Size yalnız bu sizin bu gördüğümüz, ekranda gördüğümüz bu araziye... Şunu, 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 şunu ekmenizi öneririz bunlardan birini. Tabii, siz şey, düşünüyorsunuz ya, diyorsunuz ki buraya o zaman ben misal diyorum. Şeker pancarı ekeyim. Yani o da uygunsa tabii. Tabii. Yani alternatif onlar söylüyor. Ve hemen ne yaptınız? Böyle bölgesel olarak haritalar üzerinde üretim planlaması var. Üreticiler örgütlü. Evet. İhracata yönelik yine bir planlama var. Şirketler var. Depolar var. Efendim hiçbir şey bir gram şey zayi edilmiyor. Makina, ekipman, teknik tabii, her şey. Tabii onlar donanım tabii, her şey tamam. Teknoloji tamam. Tamam. Yani her şeyiyle komple. Tabii. Dolayısıyla şimdi burada ya şehirde mi yaşarsın köyde mi? Ya köyde yaşamak evet, daha cazip orada. Onun için yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ya. Tarımda, hayvancılıkta ileri giden ülkelere bakacağız. Ondan sonra orada hem üretici memnun hem tüketici memnun. Üretici bir bakıyorsun bazen ne oluyor? Protesto ediyorlar değil mi? Yollara çıkıyorlar. Protesto eylemleri yapıyorlar. Hükümet birden hizaya geliyor. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da neyse değişik ülkelerde. Ya örgütlü toplum olursanız bir denge içinde işler yürüyor. Bir denge içinde uzlaşarak planlamalar yapılıyor. Herkes kazanıyor. Evet. Tüketici de kazançlı, üretici de kazançlı. Fabrikası da kazanıyor, işçisi de kazanıyor. Çiftçisi de kazanıyor. Yani Türkiye'nin neden bunu akıl edemediğini, hani neden böyle bir tarım politikasına biraz önce hani Büyük Birlik Partisi de tarımdaki sıkıntıları tespit etmek için hani illere gezi düzenlemiş. Hayvancılıkla ilgili pardon. Sıkıntıları tespit ediyor. Ziraat Odası Başkanımız da orada bilgi veriyordu zannediyorum. Evet. Yani bu şeyleri dünyadaki başarılı örneklere bakacağız. Türkiye'ye uyarlayacağız. Bu kadar basit. Yani gidiyoruz biz büyükbaş hayvan alıyoruz değil mi? Şimdi kurban yaklaşıyor mesela. Gidiyoruz yurt dışından canlı hayvan getiriyoruz, şunu getiriyoruz. Ya burası koyunculukta diyelim dünyada bir numara olacak bir yer. Koyun getiriyoruz. Efendim büyükbaşta bir numara olabilecek, rekabet edebilecek bir yer. Yüz binlerce büyükbaş hayvan getiriyoruz. Yani bu bizim için, Mustafa Bey, burada, Türkiye için bu utanılacak bir şey bana göre. Burada bu yani, anormal fiyat artışlarının kontrolü biz programda zaman zaman konuştuk ya. Yani diyoruz ya
İşte politika kurulları var. Evet. Ne politika kurulu var? Para politika var, enerji. Ya diyelim ki tarım dedik politikaları. Burada ısrarla gündeme getirdik. Ya bu denetim politikalarınız yok mu? Bu kadar fiyat artışları, bu kadar anormal artışlar. Ben şimdi Sayın Valimizi dinledim, hayret ettim. Sayın Valimiz açıklama yapıyor. Diyor ki fiyatlar diyor geçen haftayla aynı diyor. Sayın Valim geçen hafta fiyatlar 130 liraydı. Bugün ayçiçek yağın fiyat şeyde en düşüğü 190 lira, 200 lira. Yani Sayın Valimiz de burada bir şeye düşüyor. Geçen haftayla diyor bu denetleme yapıyor. Aynı diyor. Ya böyle bir ya denetlemenin ya üstadım, bir şeyi olur bunlar, yani. Bunlar artık yanlışlıklar var. Ahmet yani, Bey, biz bak, yanlışı savunur hale moral, geldik. Yani. Moral vermek gibi Ahmet, bir şey psikolojik bunlar, bence yani. Bunlar moral motivasyon için yapılmış şeyler de. Evet. Vatandaş da öyle denetleme vatandaş olmaz. Da gerçek zannediyor. Şimdi kardeşim bir benzin istasyonuna git orada tabelalar var. Evet. Bugün 21 lira yarın 22 lira. Evet. Yani sen neyi denetliyorsun ya? Sen ne? Yani adama diyorsun ki malımı al buradan Antalya'ya götür. Adam sana mazot parasının zararına mı götürecek? Diyor ki mazota zam geldi tabii, fiyat tabii, şu. Tabii. Bu mazotu yapan kim ki? Yani kimi denetleyeceksin? Taceddin Bey. Elektriğe zam yapan kim ki? Kimi denetleyeceksin? Taceddin Bey bak biz açık ve net konuşalım. Hiç şey yapmadan direkt konuşalım. Hmm. Burada devletin söz geçiremediği gıda oligarkları var. Devlet önce bunların üzerine gidecek. Ya bu gıda şeyini spekülasyonunu Ahmet yapan, Bey devlet dediğin işte bunu, her şeye gücü yetendir. Bak, nasıl yani ona gücü yetmiyor mu yani sence? Dinlemiyor. Bu fiyatlar nasıl böyle bu hale geliyor? Yani geçen hafta 130 lira olan ayçiçek ya ne oldu da 200 lira 220 liraya çıktı? Bunu kim kontrol ediyor? Ben mi kontrol edeceğim Taceddin Bey? Kim bunun kontrolünü sağlayacak? Kim denetleyecek? Hani diyoruz yani, yani sözün kime sen Ahmet abi? Sözüm açık söylüyorum. Ortaya söylüyorsun da. Hayır Sayın Valimizin denetlemesi var ya, devletin ben denetlemesinin yeterli olmadığını, denetleme diye bir politikası olmadığını. Ahmet abi oradan başladım. Bir fikri anladın mı? Bütün bak politikalar var da, kurullar var da, ben bir türlü anlatmak istediğim derdim, muradım bu. Devletin denetleme politikası yoktur. Öyle bir derdi yoktur. Devlet denetlemiyor. Denetliyor gibi görünüyor ama denetlemiyor. Evet, şu anda oligarklar hakim olmuş gıda sektöründe, istedikleri fiyatları belirliyorlar. Bunu da gayet açık, daha nasıl söyleyeyim? Şimdi ben öyle oligark moligark tanımam. Burası hukuk devleti. Burası evet, Türkiye tabii, Cumhuriyeti tabii. Devleti. Hesabını soracak. Devlet yönetenler belli. Tamam mı? Öyle mafya babasıymış, baronmuş, oligarkmış. Devlet bunun için var zaten. Tabii. Yoksa dükkanı teslim edelim. Onlar halletsinler işi. Onlar yönetsin. Bu fiyatlar niye kontrol ediyor? Şimdi Ahmet abi. Bir mevzu var. Yani bunu çok iyi açıklayacağını düşünüyorum. Bir konu, bir fıkra var. Buyur. Şimdi bir inek buzağlamış. Buzağı da yanında. Oraya bağlamışlar ineğe. Yani buzağı tepmesin diye. Ondan sonra içeriden çocuk gitmiş, onu sevecek. Dedesi içeriden bağırmış. Oğlum sakın iplerini çözme bunların. Hayvanları ürkütme diye. Çocuk dinler mi? Hı. Ahıra girmiş. Buzağı seviyorum, meviyorum derken ineğe annesini huylandırmış. O da tekmeyi atınca buzağı ölmüş. Şimdi buzağı ölü sesleri duyunca dede şeye çıkmış. Ahıra gitmiş bu ne oluyor filan diye. Bakmış ki buzağı ölmüş. Kim öldürdü, bilmem ne öldürdü filan derken ondan sonra o da o heyecandan gelmiş işte eline tüfeği almış sanki birisi birisini şey diyormuş gibi öldürüyormuş. O da ineğe vurmuş. Yani aslında orijinali farklı da ben şunu demek istiyorum. Yani bütün mesele o ineğin ipini çözene kadar. Evet. Ondan sonraki hikayelerin hepsi ona bağlı. Doğal seyrinde gelişen konulardır. Şimdi bizim ipi birileri çözmüş zamanında. Yani bir düzen bozulmuş. Evet, evet. Türkiye'de Sivas'ta, Sivas tarım şehriydi. Tabii. Şimdi Sivas'a sen tarım şehri diyebilir misin? Hem de hayvancılık. Kimse, tabii, hem de hayvancılık. Kimse kalmadı.
Kimse yok. Köyler boşaldı. Bu ipi kim çözdü? Yani bu millet nereye gitti? Niye gitti şehre? Yani niye gitsin asgari ücretle çalışsın? Sen köydeki okulu kapatırsan, çocuklar köydeki okula gidemezse, annesi babası onun hasretine dayanamazsa, onlar da onun peşinden giderse, kadın şehre geldiği zaman şehirdeki bulaşık makinesini, çamaşır makinesini, kaloriferli evi görüp de köyünde olmadığını, olmayacağını bilirse köyler boşalır. Boşalır. Köyler boşalınca ne olur? Yani belli bir zaman sonra hani gitmek gelmek de zorlaşır. Uzaktan kumandayla bu işler olmaz. Köyde yaşayan insan aynı zamanda kendi işini yapan işveren pozisyonda. Hem çalışan tabii, hem işveren. Biz ne yaptık? Bilinçli mi yaptık? Bilinçsiz mi yaptık? Bütün Türkiye'yi köylerden İstanbul'a taşıdık. Evet, evet. Bak, doğru. Bir okulların bak, bir okulların kapatılması meselesiyle. İlkokulların. O zaman da diyorlardı ki hatırlıyorum. Böyle daha karlı oluyor. Ya işte bazen parayla bu işler olmuyor yani. Bu iş devlet haklı diyorsun ya sen zaman evet, zaman. Bu iş devlet haklıyla olur. Bu iş bilen insanların olur. İşte devlet haklı zincir markette de gücü yetmiyor işte. Şimdi sorun burada yani. Bizim akıl Kacettin bizim mi? Akıl devlet haklı değil de şu anda. Bence ben, tüccar haklı. Tüccar haklı. Bugün ne kazanırım, yarın ne satarım. Piyasayı kim belirliyor? Zincir marketler belirliyor. Şimdi sen kısa köylerde vade, kısa vade. Köylerde tarımı bitirirsen, köylerde ekmesine gerek kalmazsa da mı kar edemiyor? Evet, edemiyor. Yani ürettiğinden bir para kazansa yine gider belki. Evet. Ama yok. Köydeki tarım meselesini Sivas'ın bu bölgeleri zaten sulak olmayan yani 1:10, 1:15 verimi olan yani 1:10 olursa işte anca maliyetini karşılayan 1:15 olursa cüzi miktarda para kazanan tarım toprakları. Bizim burası Çukurova değil ya da Trakya'da değil. Bir ürün alınıyor. Tabii. Bizim burada işte devlet diyecek ki kardeşim sen burada hayvan yemi ekeceksin. Evet, tabii. Tabii bölgeye tamam, göre. Buna da destek vereceksin. Bizim buranın yapacağı iş hayvancılık ve hayvan yemine yönelik tarımdır. Bak. Arazinin çoğunluğundan bahsediyorum. Sulak bir yerler var tabii. Meralarımız çok koyunculuk. Abi şimdi Kangal'ın köylerini sen bilirsin. Evet evet. Hep. Su yok, bir şey yok. Tabii tabii. Yani buğday eksenli, buğday en evet, kabada alınan yerden 1:15, 1:20 alınıyor. Doğru. 250 kilo verim alınıyor yani bir dekardan, bir tabii, dönümden. Tabii. Bak Elin oğlu ne yapmış? Çin. Bir dekardan 1990 yılında, 1990'da 319 kilo buğday alırken öyle geliştirmiş ki 2020 yılında 574 kilo ortalama buğday alıyor. Ortalama. Ya. Bak Kanada 1990'da 266 kilo alırken şu anda 334 kilo alıyor. Kanada tahıl komisyonunun başında yanlış hatırlamıyorsam bir Türk var. Türk'e emanet etmişler. Evet. Efendim ilginç olanı söyleyeyim. Fransa 668 kilo dekardan buğday alıyor. Verim alıyor. Almanya 782 kilo alıyor dekardan. Sen 296 kilo alıyorsun dekardan ortalama. Buyurun. Şimdi tabii yani sen verim yani ekmek, pişmek o ayrı mesele. Para kazanmak. Tabii. Bir de buradan gereken verimi alabilmek ayrı mesele. Yani üreticinin cebine para girecek. Tabii. Ki köyde kalsın. Tabii yani. Üreticinin cebine köyde nasıl kalsın, para girer? Yani fiyatlar ne olursa olsun çok ürün çıktığı için evet, verim artışından dolayı para girer. Evet. Ya da bütün dünya aslında ne yapıyor? Tarımı sübvanse ediyor. Yani gerçek fiyatı uluslararası ölçekteki piyasayla ölçmüyor. Uluslararasında tahılın, buğdayın bir fiyatı oluşmuş olabilir ama ben o fiyattan alacağım diyor köylüsünün buğdayını. Yani gerçeği belki 2 lira ama 4 liradan alacağım diyor. Tabii, destek veriyor. Destek evet, veriyor. Bütün dünya böyle. Evet. Bütün dünyada tarım özellikle stratejik tarım ürünleri dünyanın gelişmiş ve aklı başında bütün ülkeleri tarafından sübvanse edilen ve desteklenen alanlardır. Tabii.
Türkiye'de demin söyledim, sosyolojik olarak biz köylüyü köyden kaçırdık. Bu bir. Hadi bir tekrar köye davet et. Gelmez. Köyden gideni tekrar köye götürmek ailecek çok zor. Gelmez. Çok zor. Ancak nasıl gelir? Ancak nasıl gelir? Çok karlı bir duruma gelir. Evet. Çok büyük destekler verilir. O zaman gençlerin bir kısmı ya evet. buradaki fabrikada çalışacağıma 5 bin lira 6 bin lira maaş alacağıma giderim memlekette 3 ay veya gider gelirim. Bak öyle olur. Gider gelirim. Ya da şehirdeki konforu köye de götürürsün. O zaman ailece de gider. Üstadım. Genç insanlar. Demin sen Avrupa'dan bahsettin. İşte hayır, Avrupa'daki köyler için. Avrupa'da İsviçre'de bir köye gittim. Yani ne farkı köy, var şehirde? Köy aynı çizgi filmlerdeki gibi. Evet. Onu bir daha anlat. Merkezinde evet kilisesi, bakkalı, marketi, evet. loka hepsi var. Cennet gibi yerler. Ben Avusturya'da ilk defa pancarı söken pat 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 devasa makineler gördüm. 90'lı yıllardı. Evet. O tarihte de 90'lı yılların soru 2001-2002 Türkiye'de şeker kotası, şeker pancarı kotası getirildi. Getirildi. Evet. Bak biz ne kadar safız. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Oraya gidince ya dedim bize kota getiriyor adamlar şeker pancarı evet, ekimine. Evet. Adamlar dağ taş her tarafı pancar ekiyor. Nasıl iş dedim ya. Evet. O da devasa makinalarla evet. falan söküyorlar dağ taş araziye pancar. Tabii sonradan öğreniyorsun ki işte Amerika'da Cargill diye bir firma varmış. Adam işte o sıvı şeker onlarınki. Evet öbüründen. Ondan burada şeker pancar üretimini hükümete azalttırıyor. Kotasını kendi ithalat kotasını yükselttiriyor. Şeker kamışından üretilen evet. şeker kotasını. Ya dünyada tarım üzerinde büyük oyunların oynandığı bir gerçek. Ancak bu demin senin de söylediğin, Mustafa Bey'in söylediği gibi de stratejik, güvenlik ve ülkenin geleceğiyle ilgili milli bir konu. Güvenlik bu işin şakası falan yok. Evet. Öyle Amerikan önemli. Vatandaşıymış, Amerika'da bilmem şirketlerde çalışmış, böyle şeyi evet, şüpheli insanlarla bu iş yürümez. Yani milli politikalar lazım tarımda. Evet. Bir de gelecek 100 yıla hitap eden tabii, tabii. ve şu da önemli. Daha önceki bir programımızda da bahsettiydim ben de bu şehirdeki konforu yani köyde yaşamayı cazip kılmak için şehirdeki konforu köye taşıyacak. Aynen. Bir ara politikacıların da geçmişte bahsedip unuttukları işte köy kent gibi, tarım kent gibi. Yani şimdi mesela akıllı tarım köyleri ya da akıllı köyler denebilecek projeler üretiliyor. Tamam mı? Evet. Böyle projelere ihtiyacımız var. Şu an siyasetçilerimiz yani mevcut iktidara talip olduğunu söyleyen siyasetçilerimizin akıllı köylerle ilgili yani şehirdeki konforu köye taşıyan ve gençleri orada kalıcı hale getiren onların çocuklarının rahatça okuyabildikleri bölgesel çapta da bir şeyler yapılabilir. Yani Mustafa bölge Bey, bölge. Adam para kazansa yeni projelere oraya, ihtiyaç var. Oraya özel hocalar tutar. Tabii. Orada özel okullar yeter ki kazansın. Alır. Yeter ki kazansın. Tabii. Burada Mustafa kazansın. Bey şeyde bitkisel yağ %75 hibe desteği bu önemli bak. Bu destek iyi bir destek. %75 mi 40 lira? Hibe desteği veriliyormuş. %75 yeni öyle çıkmış mi? Bu yani. Ben 40 lira dekar bakına başına bitkisel yağ elde edilecek ürünlerde %75 hibe desteği yerinde bir karar diye not almışım. Şimdi evet. İsmail Hakkı Konar'ın da yani bir köklü projelere ihtiyaç ilgili var. Bir mesajı var. Ondan sonra da yani ara vereceğiz, reklamlara geçeceğiz. Köklü asıl olan köylerde yerleşmeyi, köylerde yerleşmeyi cazip evet. kılacak. Ya hiç evet. uzatmaya gerek yok. Avrupa'daki köylerin tabii. benzerini aynen. Türkiye'de yapabileceğimiz modellere ihtiyaç var. Temel Bey'in bu seçimlerde yani, ve son kapatalım. Zamanlarda Ahmet Bey söylediği evet. bir şey vardı. Bunu da evet. Ahmet Davutoğlu filan da sürekli tekrarlıyor zaman zaman. Ürün bazlı planlama. Heh. İşte. Ürün bazlı gerekiyorsa tabii. kota. Tabii. Ürün bazlı tabii. teşvik, destek hibe. Tabii. Bugün Sivas'ın işte Kangal bölgesi patatestir. Hafik bölgesi ayçiçeğidir. Aslında ayçiçeği çoğu bölgede olabilir. Tabii. İşte evet. geçenlerde kenevir meselesi vardı. Evet, bizim var. İşte bazı yerlerde pancar olabilir. Bazı yerlerde de yeni
ürün gelişimlerinin sağlanması lazım. Bugün evet. Antalyalılar neyle uğraşıyor? İşte yeni tropikal meyveler evet. üretelim. Onlara yöneliyorlar. Katma değeri yüksek mal üretelim. Tabii. Nakliyeden dolayı ve yakınlıktan dolayı büyük paralar kazanalım. Yani sen Sivas'ta iş duydun mu? Yani biz arpa, buğday, işte patates, şu bu. Onun haricinde farklı şey bir ürün duydun mu? Evet. Sen köyleri geziyorsun. Evet, evet, şu anda da en mutlu olanlar kimler biliyor musun? Aslında arazilerini mahvedenler. Buradan da çiftçilerimiz duysun. Hani birkaç defa dile getirdik. En mutlular Sivas'ta yaşayan veya yaşamayan, il dışında yaşayan patatesçilere, yabancı firmalara, yerli firmalara kiraya veriyor arazisini. İşte. Araziyi mahvettiriyor. Araziyi mahvettirmenin karşılığında aldığı parayla da mutlu oluyor. Yani bu çok vahim bir tablo. İşte bu yani. Zincir marketler var ya, üretici de bitiyor, çiftçiyi de bitiyor evet. biliyor musun? Yani öyle bir zararlar veriyorlar ki. Abi, tek alıcı adam. Yani güçlü. Kiraya veriyor. Kalıyorlar. Çiftçi güçlü, yatıyor biliyor musun? Zincir marketler. Yani bunun önlemini alması lazım. Evet. Milli güvenlik sorunu diyorum ya. Evet. Çok önemli bir tespit. Şu anda yani, o senin zincir evet. market ve büyük firmalar var ya. Evet. Türkiye'deki bu gıda üretimi yapanların kanına hemen esas şeylerin başı evet. onlar. Topluca güçlü. Alıyorlar. Adam diyor ki ben senin 1000 ton malını alacağım. Evet kardeşim. Fiyatı evet. bu diyor. Çiftçiliği fiyatı de onlar belirliyor. Evet. Yani çiftçiliği de öldürüyor bu arada. Tabii. Evet arkadaşlar. Öldürüyor. Evet sevgili izleyiciler çok önemli konulara ikinci bölümde bir reklam arası vereceğiz. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Biraz sonra Sivas Belediyesi'nde gelişen meclis grup toplantılarında yapılan toplantılarla ilgili, alınan kararlarla ilgili çok önemli gelişmeler var. Onları konuşacağız. Şimdi bir ara verelim efendim. Yahut da orada yaşayayım. Bir yerim olsun ama hisseli olmasın. Kendi yerim olsun, istediğim gibi evimi yapabileyim diyenler için. 410, 440 ve 460 metrekare seçenekleriyle hem de imarlı ifrazlı tek tapulu bu mükemmel yerden siz de hemen Vizyon Arsa Ofisi güvencesiyle arsa sahibi olun. Araç takaslarımız ve vade seçeneklerimiz mevcuttur. Yapmanız gereken 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefonlardan bizleri arayıp isminizi yazdırmanız yeterli olacak. Buyurun sizleri ücretsiz servislerimizle arsa sahibi olmaya davet ediyoruz. Hem de Vizyon Arsa Ofisi güvencesiyle diyoruz. 0212 909 0299 0532 171 1058 Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sizlerden gelen mesajları okumaya çalışayım. Hayırlı akşamlar. Türkiye'de gıda sektörünün arkasında yabancı güçlerin olduğu görmek lazım. Böyle krizler kaçınılmaz duruma geldi. Bir an önce milli politikaya geçmek, Sivas tarım şehri diye avunurken geldiğimiz nokta ortada. Şimdi soruyorum, Sivas'ın hali ne olacak? Sizin bu yaptığınız program sayın vekillerimizi, siyasetçilerimizi, sivil toplum kuruluşları ellerini taşın altına niye koymuyorlar? İsterdim ki bu masanın etrafında bu sorunları çözecek akli insanlar bir araya gelip acilen çözüm üretseler. Gününden selamlar. Evet, görüşünüze saygı duyuyoruz ama
Sizin yerinize biz bu konuları takip etmeye devam edeceğiz. Beşir Köksal oda başkanlığını bırakırsa Sivas batar. Esnaf ne yapacak? Vay 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 Sivas. Evet, bu da ironi yapmış arkadaş. Öncelikle Taceddin Bey, Mustafa Bey, Ahmet Bey, öncelikle ağzınıza sağlık. Güzel bir program, söyleşi oluyor. Bizlerin durumlarımıza tecrübe yaparak yorumluyorsunuz. Bu oda seçimlerinin kazananı yok. Kaybeden Sivas ve Sivaslıdır. Oda başkanlarından bir tane oda meydana çıkıp da hangi esnafın sorununu dile getirdi? Ya da üniversiteye yapılan öğrenci yurtlarının İsmet Bey istedi diye çıkıp da benim esnafım biter, kabul edilir mi bu konu değil, gerekirse eylem yaparız deyip esnafın hakkını savunacak, yoksa iktidara şirin gözünmek için bağlı bulunduğu esnafı mı satacak? Bu kalıplaşmış oda başkanları gitmezse kaybeden Sivas ve Sivaslar olacak. Ersoy yeter. Doktorlarımıza yapılan haksızlığı kınıyorum. Selamlar, STK ve sendikalar var mı? Hepsi esir olmuş. Evet. Yani görüşlerinizi zaten biz burada takip ediyoruz. Evet. Yani izleyicilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, şehrin sorunları büyük, şehrin problemleri büyük, ülkenin sorun ve problemleri her geçen gün daha küresel bir hal alıyor. Biz de burada bunları mümkün olduğu kadar konuşulmayanları konuşarak dile getirmeye çalışıyoruz. Ve burada sohbet ediyoruz. Biz de diyoruz ki sohbet insanı olgunlaştırır. Ama bir de geliştirir. İnşallah gelişenlerden oluruz. Şehir kültürü açısından bu önemli. Evet, size söz verdiğimiz konuya geçiyoruz. Sivas Belediyesi'nde meclis toplantısında neler olmuş? Önce bu akışı dinleyelim. Ondan sonra değerli yorumcu arkadaşlarımızla bunu değerlendirelim. Evet, Sivas Belediyesi meclis toplantısı. Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Sağlık Ulaşım Komisyonu, evet. Başkanımız bilgi verecek. Belediye Meclisimizin 03.03.2022 tarihli Ocak ayı toplantısında komisyonumuza havale olunan, havalimanı taşımacılığında uygulanmakta olan servis ücretinin tekrar düzenlenmesiyle ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısı komisyonumuza görüşülmüştür. 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin F bendi ve 2.464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine istinaden uygulanacak olan Sivas Merkezi ile Nuri Demirağ Havaalanı arasındaki otobüs hattı toplu taşım ücretinin kadeve dahil 10 TL olarak belirlenmesi komisyonumuzu uygun görülmüştür. Teşekkür ediyorum. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kent içi toplu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesi. Söz konusu özel halk otobüsleri kent içi toplu taşım ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi komisyonumuza uygun görülmüştür. Tam 6.40, indirimli 3.95, kredi yurtlar kurumundaki ringler 1.50 kuruş, araç içi sürücü kartı 8 TL. Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu meclisimizin takdirlerini arz ederiz. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen meclis üyemiz. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, Sivas Belediyesi meclis toplantısında bu konular toplulaşımla ilgili ve diğer konular da vardı ama biz onların bir kısmını şimdi dile getireceğiz. Evet, Taceddin Bey, öncelikle bir belediyede emektar olarak yıllarca hizmet ettiniz. Bu tür toplantılarla ilgili alınan kararlar ne anlam ifade ediyor? Sizden başlayalım. Yani ifade ettiği anlam, milletin zam furyasında ezildiği bir dönemde bir katkıda biz yapalım. Başka bir anlamı, evet, yok bunun. Daha iki ay önce, Ocak ayında toplulaşıma zaten %33 bir zam verilmişti. Evet. Halk otobüslerine. Tam bilet 3.95'ti. Şimdi 6.40'a çıkarttılar. %65, evet, zam verdiler. Öğrenci 2.95'ti Ocak ayında aldıkları kararla. Evet.
3.95'e çıkarttılar. %33 zam verdiler. Araç içi bilet 5 liraydı. Evet, bunu konuştuk. 8 liraya çıkarttılar. %70 zam verdiler. Kampüs içi ring üniversitenin içinde 1 liraydı. Ocak ayında tespit ettikleri fiyat. Şimdi 1.5 liraya çıkarttılar. %50 zam. Yani belediyemiz maşallah zam konusunda bütün belediyeleri şöyle bir katlamış oldu. Niye derseniz, tam bilet 6 lira 40 kuruş. İstanbul'da kaç lira? Tahmin alayım sizden. Vallahi 4 lira mı? 4.5 lira mı? İstanbul'da zam yapılmadı benim bildiğim. Yani Ocak ayında işte yapılan bir zam vardı. 4 veya 4.5 lira. İstanbul'da tam bilet 5 lira 48 kuruş. Öğrenci 2 lira 66 kuruş. Sivas'ta 5 lira 48 olan İstanbul'da, Sivas'ta 6.40. 2.66 olan öğrenci bileti İstanbul'da, Sivas'ta 3.95. 2.65 nere, 3.95 nere? Oradaki mesafeler de göz önüne alırsın. Orada adam 30 kilometre, tabii. 40 kilometre gidiyor. Tabii. Yani bu mu şimdi gönül belediyeciliği? Evet. Yani tamam, bir zam yapılacak da. Yani Ocak'ta yaptın, 2 ay geçti. Hemen bir de ikinci birleşim yaptılar anında böyle. Hemen anında görüntü yaptılar. Şimdi İstanbul'u falan geçtik. İstanbul'u, şurayı burayı geçtik. Maşallahımız var zam konusunda. Bizim belediye başkanı da bu konularda çok hızlı olduğunu bize göstermiş oldu. 6 lira 40 kuruş az bir para değil Sivas için. Araç için öğrenci, 8 TL. Araç için 8 lira. Çünkü araç için tabii ben kullanıyorum. Öğrenci için de 3.95, yani 4 lira. İstanbul'da 2.65 olan burada 4 lira. Dikkatinizi çekerim. Yani Sivas'ın bir ucundan üniversiteye gidecek olsan işte en fazla 10 kilometre, 12 kilometre mesafe. Yani en uzak yerden orası. O kadar da etmez de. Etmez. Yani burada ben bu zammın biraz fazla aşırıya kaçıldığını görüyorum. Ha, zam yapılacaktır. Akaryakıtlara zam geldi. Buna da zam yapılacaktır. Zam yapılması normal. Ancak bu kadar hızlı davranılması ve böyle %65 zam yapılıyor olması, inanın çok garip oldu. Yani boşa işte vatandaşı düşünüyoruz. İşte vatandaşı rahat yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Sayın Başkan yaptığı bu zamla bütün söylediklerinde çelişkiye düşmüş oldu. Bunu da kamuoyunun takdirine sunmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bir de havaalanından biliyorsunuz hem özel otobüs geliyor şehre, hem de belediye otobüsü geliyor. Evet. Onu da 10 lira yapmışlar. Ha, ona bir şey diyemem. O çok da anormal bir rakam değil. Tabii. Fakat belediyemizin yani birinci birleşimde önerge verdiler. Toplantıya ara verdiler. İkinci birleşim yaptılar. Güya o arada komisyon görüştü. Komisyon rapor yazdı. Raporunu hazırladı. Hemen oylandı. Ve AK Partili üyelerin oylarıyla memleketimize toplu taşımına gül gibi bir zam yapılmış oldu. Bütün memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Evet Mustafa Bey, evet, konuyla yani, ilgili. Ben de yani tabii ana sebep burada akaryakıta gelen zamlar. Yani buna bir çözüm üretilmediği sürece, biraz önce dedik ya, bütün A'dan Z'ye, yani diyelim ki diyoruz ki domatesin fiyatı niye şöyle, değil mi? Evet. Ya o domates zaten tarladan çıkıyor, kamyona yükleniyor, o arada mazot harcıyor, efendim işçiliği var, şunu var, yedek parçası var. Bunların hepsi oraya yapılıyor, konuyor. O fiyatı oluşturan onlar. Yani burada da en önemlisi zaten, en önemli gider nedir? Bu halk otobüslerinde belediyenin yaptığı, organize ettiği akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatları böyle gittiği sürece yani bu fiyatları tutmak mümkün değil. Dolayısıyla ben yani çok fazla da yapamıyorum. Yani tabii halk otobüsçülerinin de bu konuda yakınmaları var. Özellikle tabii en büyük yakınmaları nerede var? Bedava binenler noktasında asıl ona çözüm, zaten yıllık 10 milyon lira destek verecek. O halledildi. Onu da yükseltmek lazım. Hani geçmişteki verilen paralar biraz abi, düşüktü. Otobüs başına yani, 40 milyara geliyor yani.
Otobüs lira, başına. Tabii canım. 40 milyar para, aylık tabii. Neye gelir? 12'ye böl. Yani şöyle i̇şte bir... 3 bin liraya falan gelir aylık diyelim. 3200 liraya aylık gelir. Aylık 3 bin lira. O işte şeylerin 65 yaş üstü veya emekliler, evet, değil mi? Onlarla ilgili tabii. Bir takım şeyler var. Ben burada prensip olarak şöyle, hani geçmişte de söyledim. Onlarda da bu insanlar da bir gelir sahibi, neticede maaşları var. Orada çok cüz'i de olsa diyorum, kötüye, hani bizde şey vardır ya, bir yere girişi paralı yaparsınız ama 5 kuruş yaparsınız diyelim misal. Evet. Yani burada da diyelim ki 25 kuruş, 20 kuruş. Hani burada en düşük ne var? 1.50 değil mi ring şeyi? O ya, üniversitenin içinde 300-500 metre. O 1 lira ya da 50 kuruş. 50 kuruş dersiniz, bu arada böyle keyfi bir kullanımı da engellemiş olursunuz diye düşünüyorum. Yani maaşı olan, geliri olanlar için bakın. Fakir, fukara, işsiz, güçsüz, yaşlılar için bir şey demiyorum. Onlara bedava olsun. Ama belli bir geliri var, maaşı var, emekli maaşı var değil mi? Evet. Geliri varsa, sabit bir geliri varsa onlara çok cüz'i bir bedel konsun diye bir öneride bulunuyor. Bu benim şahsi önerim. Mustafa Bey, burada akaryakıttan dolayı illaki bir zam yapılabilir. Tabii. Problem yok. Sorun değil. Ancak belediyenin bu kadar hızlı davranması enteresan. Bir, İstanbul gibi bir yerde bile, evet, ilginç yani bu kadar zamlı fiyat yokken, İstanbul'da 5, işte 48 iken, 5,5 lirayken, Sivas'ta 6,5 lira olması soru işareti. Biraz bir, bu ilginç yani. Bir de EPDK şimdi bir şey yayınlamış, bir mesaj düştü. Yani pazartesine kadar 2 ila 4 lira arasında akaryakıtta bir fiyat geri çekilecek gibi bir durum şeyden var. Dolayı. EPDK, evet, açıklamış. Peki kardeş, şimdi 2 lira, 3 lira, 4 lira akaryakıt 20'den 22'den 18'e düşünce, evet, sen bu zamı geri mi alacaksın? Yok. Evet. Biraz yani beklesen ne olacak ya? Ne olurdu yani? Biraz daha kademelendirmek gerekirdi. Bir de dediğiniz gibi ya, büyük şehirlerde böyle oluyorsa Sivas'ta onlar, niye böyle oluyor onlar diye. Onlar o işi altından, evet, kalkabilirken. Tabii. Adam 40 kilometre otobüs taşımacılığı yaparken bir 40-50 kilometre. İstanbul'da tabii. Bir halk otobüsü. Sen burada şuradan toplasan 15-20 kilometre git gel. Yani bu neyin parası arkadaş? Diyelim hesap bu, kitap mı bilmiyorsunuz? Hesap kitap mı yapmayı bilmiyorsunuz? Mustafa Bey, derdiniz bu 6.40 değil de diyelim 5 lira. Tabii olsa, canım 5 olur. Ondan Ocak'ta sonra 6 yap. Geldi tabii ya Mustafa, efendim? Bey. Ocak'ta bir zam geldi ya. Evet. Ocak'tan sonraki Mart'ta gelen zamın arasındaki Taceddin Bey'in söylediği şey %65. Evet. Evet. Bu oran çok fazla. Oran çok fazla. Bir de yani, işte yani ben tamam, Taceddin Bey'in... Tabii ama canım, ona bu, bir şey dediğimiz yok. Bu oranı yani çok çok büyük gelmiş. İllerle olan farkı, benim o diğer dediğim konu tamamen hani in bin kötüye kullanımlar, evet, var ya, onu engellemek için benim o ara bir önerimdi. Bu akaryakıta gelen zam ve bu artışlarla ilgili değil, genel bir öneri. Evet. Hatta Türkiye genel için bir öneridir bu. 25 kuruş yapın ya, cüz'i bir şey olsun. Tabii. Ama bir bedeli olsun, maaşlılar için diyorum. Tabii. Bakın. Şey için demiyorum. Bizim yani, belediye niye böyle yaptı ben hala anlamış değilim. Evet, bizim belediye yani başkanı, ben iyice şey yapmaya başladım. Gönül belediyecinden korkmaya başladım. Yani kim yanına giderse grup halinde hemen belediyenin önünde eylem yaparsa hemen bir tavırlara giriyorlar. Bir ay beklettikleri şeyleri bile anında o gün çıkartabiliyorlar. Ya kardeş, durun bir şu fiyat otursun, 3 gün geçsin, 5 gün geçsin. Diğer illeri bir takip et. %65 yapacağına bir %30 yap. Tabii. Sonra 2 ay, 1 ay geçsin, ondan sonra bir %30 daha yap gerekiyorsa. Derdiniz ne? Tabii. Yani bu sizin millete gareziniz mi var ya? Kademelendirmek lazımdı yani. Tabii ya. Zamın 2 gün önceki EPDK müdahale etti. İşte zam şu anda gelecekti. Da EPDK ilan etti. Tabii. Evet. Pazartesine tabii kadar 2 ila 4 lira arasında da geri çekeceğiz, geri diyor. Çekeceğiz diyor. Sen yani şimdi verdiğin zamı geri mi alacaksın? Tabii, tabii. Mümkün değil. Mevcut tabii fiyata göre bu zam yapıldı. Tabii. Dolayısıyla geriye gidiş tabii zor bu durumda. Evet. 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 Mecliste bu konular var. Diğer konular da var meclisteki. O konulara görüntü verecek mi arkadaş? Diğer meclisteki görüşmelerle ilgili bir yayın akışı var. Onu izleyelim.
Belediye Meclis Üyemiz Fehmi Taştan ve arkadaşlarınca verilen içme suları ücretinin 2001 yılındaki birim fiyatlarından alınmasına ilişkin önerge. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız bilgi verecek. Belediye Meclisimizin 03.03.2022 tarihli Ocak ayı toplantısında komisyonumuza havale olunan, ilimiz genelinde kullanılan içme sularının 2021 yılındaki birim fiyatlarından alınması ile ilgili Fehmi Taştan ve arkadaşlarınca verilen önerge komisyonumuza görüşülmüştür. İçme sularının 2022 yılındaki birim fiyatlarında düzenleme yapılması komisyonumuza uygun görülmemiştir. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, bir önceki meclis toplantısında neden su fiyatlarındaki artışın geri çekilmesi gerektiğini arz etmiştim. Bugün görüyoruz ki komisyon kararı artışın devamı yönündedir. Ve meclisimizin AK Parti üyeleri Sivas halkının yanında olmayı tercih etmeyecektir. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Ocak ayındaki meclis toplantımızı bu maddeyi oy birliğiyle geçirdik. Büyük Birlik ve AK Parti oylarıyla oy birliğiyle geçirdik. Tabii o zaman ki farklarla Büyük Birlik Meclis grubu bugünkünü farklı görüyorlar. Tabii herkes sonuçta burada siyaset yapıyoruz. Siyasetten geliyoruz. Biz belediye yönetimi olarak siyaset yapmıyoruz. Bu bakış açısıyla ilgili bir durumdur. AK Parti grubunu toplumun, halkın yanında addetmemek AK Parti grubuna en azından haksızlıktır. Böyle olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu sadece siyaseten toplum karşısında prim kazanmak adına yapılan bir önergedir. Ben bundan sonra da Büyük Birlik Partisi'nin bu tavrını, bundan sonraki yapacağımız bu tip şeylerde de halkın yanında olmaya devam etmesini temenni ediyor. Ve komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Yani belediye meclis AK Parti grubunu arslanların kafesine atıp böyle işte AK Parti onların yanında, milletin yanında değil demesi biraz maksatını aştı. Bunu verdi. Yani insanlar savaşı kazandı. Şimdi vallahi Kurtuluş Savaşı'ndan daha ağır bir savaş yaşıyor ülkemiz ve insanlık. Dolayısıyla burada yapılacak zamlar incitmemiştir o kadar insanı. Ama geçenlerde de gördüğünüz elektrikle ilgili ne kadar büyük bir rahatlama sağlandı bu tür oturma ruhsatı olmayan insanlara karşı. Bizde de öyle bir konu geliyor. Allah razı olsun yani, ama Fehmi Başkan, ben ve grubum millete çok yakınız. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 25 kabul, 7 red. Komisyon raporu kabul edilmiştir. Şimdi Sayın Başkanım, Ocak ayında doğrudur. Biz suyun artışına Büyük Birlik Partisi grubu olarak kabul verdik. O günün şartlarıyla bugünün şartları bir değil. Bugün halkın içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik durum malumunuz. Bugün halkın böyle bir ihtiyaca, desteğe ihtiyacı var. Biz bunun peşindeyiz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Suya yapılan zammın geri çekilmesi teklifimiz başkanlığınızdaki meclisimizde AK Parti oylarıyla reddedildi. Belediyemiz kesin olmamakla birlikte yaklaşık bir rakam olarak ifade edeceğim. Zam oranının belediyeye gelir kaybı 20 milyon lira civarında. Başkanım, siz sosyal etkinlikler adı altında konserlerle, tiyatrolarla bu bedellerin çok daha fazlasını harcadınız ve bunu kimsenin karnını doyurmadı. Ayrıca eski sanayi imar uygulaması çerçevesinde belediyemizin yaklaşık 15 bin metrekare arsası, bugünkü değer olarak da 300 milyon lira değerindeki bir arsayı hiçbir bedel almamaksızın sosyal donatı başlığı altında 1000 kişiye fedakarlık yapmış iken, bugün 350 bin kişinin yaşadığı şehrimizde 20 milyon lira, ki bu da kardan zarar, maalesef bunu Sivas halkına cömertliğini göstermediniz. Ben takdiri kamuoyuna ve Sivas halkına veriyorum, saygılar sunuyorum. Belediyecilik farklı bir kavramdır. 5393 sayılı yasaya göre zamanın ruhuna, sokağın nabzına göre, sokağın taleplerine göre belediyecilik yapılır. Bir kez daha söylüyorum, siyaset yapmanızı talep ediyorum. Sesiniz ne kadar gür çıkarsa Sivas için o kadar faydalı olur. Evet, yani bizim sürekli söylediğimiz Büyük Birlik Partisi'nin buradaki verilmiş olan görev, Sivas halkının verilmiş olduğu görev, orada şehrin ihtiyaçları, şehrin menfaatleri için muhalefet yapmak, eleştirmek. Eleştiri de zaten düşmanlık değil, Büyük Birlik Partisi'nin yapması gerekenlerdi. Bunlarla ilgili geç kaldılar. Nasıl kişiye özel imar uygulamaları yapılıyorsa bunlarla ilgili
gerekli tavır koymalarını zaman zaman dile getirdiysek, evet, Büyük Birlik Partisi sizin sırtınıza bu şeyin temsil etme kabiliyetinizi yerine getirmeniz gerekiyor. Sizin göreviniz. Hilmi Bey de herhalde beni eleştirin diyor. Evet. Yani eleştiri Büyük Birlik Partisi'nin oradaki gruptaki bulunan arkadaşlar da tecrübeli, birikimli, donanımlı arkadaşlar. Yapması gereken bunlardı. Bunları yapacaklar. İnşallah bundan sonra daha aktif, daha şehri ilgilendiren şehrin dertleri, sorunlarla ilgili bu tavırlarını devam etmelerini bekliyoruz. Ben kısaca birkaç mesaj var. Ondan sonra bu konuyu arkadaşlarla tartışacağız. Sivas Belediyesi Hilmi Bey'e ve ekibi geçen 3 yılda Sivas'a ne hizmetler yaptılar? Seçim öncesi verilen vaatler yerine getirildi mi? Bilgi verirseniz memnun oluruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Diğer bir mesaj. Öğrenci taşımacılığına yapılan bu zam Allah'tan reva mı? Sivas bir baştan bir başa 6 kilometre yazıktır, günahtır. Otobüs biletlerine şimdi nitelikli zam yapılmış. Nitelikli yapı kararından sonra bu karar hiç nitelikli değil, nicelikli olmuş. Evet, yani nitelikli kişiye özel imar uygulamaları bahsettiğim gibi. Cumhurbaşkanı suya AK Partili belediyelere sesleniyorum. Suya %7 zam indirim yapın dedi. Yapmadılar. İyi yayınlar. Eski sebze ağacından bulunan belediyeye ait olan dükkanların çok cüzi miktarda kiraya verilmektedir. Adeta aidat ücretleri gibi komik rakamlarla kiraya verilmektedir. Mevcut dış kısımda bulunan şahsa ait olan dükkanlarda ise çok yüksek kiralar verilmektedir. Netice olarak haksız rekabet sonucu doğuruyor. Taceddin Bey'den ricamız, dile getirebilir mi? Belediyenin verilen mevcut belediyenin yerlerini tekrardan ihale olarak gerçek haklarının alınması gerekiyor. Belediye eski sanayi projesini çıkarıp projeye başlıyor. Siz bu konuda araştırma yapıp gündeme getirmiyorsunuz. 3 kat büroları alıp sanayi esnafına sade dükkan veriyor. Bu vatandaşa reva mıdır? Esnafın kazancı ne olacak? Zaten 2 katlı dükkanlar var. Bu konuda bilginiz var mı? İyi yayınlar Ahmet Bey. Belediye meclisi toplantısı canlı izledim. Belediye başkanı çok agresifti. BBP'li arkadaşlarımız sözlerine hiç tahammül edemedi. Ben şahsen bir AK Parti olarak utandım. Yani neden utandım? Yani sert bulmuş. İzledim. Belediye başkanı çok agresifti. BBP'li arkadaşlarımız sözlerine hiç tahammül edemedi. Ya AK Parti olarak Hilmi Bey eleştiriyor. Yani bu da önemli bir tespit. Evet. Evet, Taceddin Bey, hemen Büyük Birlik Partili arkadaşların sözlerini, hemen de gelen mesajlarda bu doğrultuda bunlarla ilgili değerlendirelim hep beraber. Şimdi biz geçen hafta burada programda Mart ayı toplantısının birinci oturumunu gündeme getirdik. Birçok konu vardı. Biri de buydu. İlk defa o toplantıda Büyük Birlik grubu bir imar problemine, tadilatına, talebine red verdi. Hayret dedi. Nitelikli tartışması. Evet. Ondan sonra ve o toplantıda Fehmi Bey Büyük Birlik Partisi'nde ve arkadaşları su zammının geri alınması noktasında bir önerge verdiler. Gerekçeleri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte bu dönemde belediyelerin su zamlarını geri alması KDV ile vesaireyle. Evet. Biz de Cumhur İttifakı'yız. Evet. Hep birlikte bir güzellik yapalım. Yaptığımız, Ocak ayında yaptığımız zammı geri alalım, geri alalım dedi. Evet. Gayet normal. Tabii bunun geçmeyeceğini hep herkes biliyordu. Yani tabii orada bir karar verilmedi. Bu haftaya bırakıldı. Evet. Bu haftada da Sayın Belediye Başkanı izleyicinin dediği gibi oldukça da bir agresif bir tavırla. Evet. Yani biz bunu oy birliğiyle geçirdik kardeşim dedi. Bak orada da haklı evet. Adam. Yani orada neredeydin dedi. Biz geçen hafta çekinser diye söylemiştik de öyle değilmiş. Evet. Yani 2 ay önce sen neredeydin? Hepiniz el kaldırmadınız mı dedi. Evet.
Ondan sonra siz dedi hem el kaldırıyorsunuz hem de bizi aslanların ağzına atıyorsunuz. Yani vatandaşa şirin gözükmek için, bizi kötü göstermek için böyle böyle yapıyorsunuz diye aba altından bir sopayı gösterdi Sayın Başkan. Evet. Orada bu görüntülerde yok da Nedim Bey dedi ki en tecrübeli meclis evet. üyesi o herhalde 20 tabii, yıldır tabii. orada 15 yıldır. Evet. Tamam başkan dedi biz alacağımızı aldık dedi. E güzel kardeşim zaten siz alacağınızı çoktan aldınız da haberiniz yok. Bak orada Cumhur İttifakı ayağından bilmem neden her gelene evet demeyle çekinserle bu işler olmuyor. Evet. Sen ülke idare etmiyorsun burada neticede yerel bir meclissin. Tabii, tabii. Şehrin sorunları. Yerel kararlar. Tabii Cumhur İttifakı'nı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar da evet. yapıyor zaten. Sana ne? Buradaki bir imar tadilatı yanlışsa yanlış de doğruysa doğru de. Sivas halkı da sana muhalefet görevi vermiş. Tabii o görevi vermiş. Yani, sen rakip olarak aday tabii. çıkartmışsın. Senin adayın en çok ikinci oyu almış. Ondan tabii. sonra suya zammına Ocak ayında el birliğiyle, oy birliğiyle evetti. Adam da sana böyle der işte. Değil mi? Der. Evet. Der. Haklı. Orada da diyeceğini dedi. Ondan sonra ne dedi? Kalkın dedi, siyaset yapın dedi. Bugüne kadar yapmadınız dedi. Nasıl bizim belediye başkanının gözleri ışılıyor? Şey gibi, Maliye Bakanı gibi. Siyaset deyince kımıl kımıl oluyor. Yani alışmış ya. Evet. Şimdi ben orada, İlmi Bey'i çok söyleminde başarılı buldum. Tabii tabii. Değerli arkadaşım. Yani niye? Tabii. Ya aslında Taceddin Bey hemen araya gireyim. Orada şunu işaret etti. Aslında çok doğru bir laf söyledi. Bakın o kısmına aynen katılıyorum. Dedi ki, Hilmi Bey'in dediği şu başkanın. Diyor ki kardeşim diyor yani şunu demek istiyor ben biraz daha açarak söylüyorum. Evet. Siz ayrı bir belediye başkan adayı ile çıktınız. Efendim siz de buraya o adayın yani Doğan Bey'in listesinden girdiniz. Yani siz farklı bir partiden farklı bir aday ve Sivas'ı yönetmeye talip olan tabii. Sivas'la ilgili farklı projeler sunan bir dönemde yönetmiş olan bir ekibin temsilciler olarak buradasınız. Ben ya siz siyasetçisiniz diyor. Bunu hatırlatıyor. Büyük Birlik partili tabii. arkadaşlara unuttukları bir şeyi hatırlatıyor. Evet, şimdi orada aslında biraz burayı tamamlayayım bu cümleyi de yani ben biraz Hilmi Bey'in ne dediğini biraz açmam lazım. Evet. Katılıyorum aynen. Tabii bakın. Sen onun dilinde niye anlarsın? Hilmi Bey benim arkadaşım için, tabii evet. bir de meslektaşım bir de tabii. baroda beraber biraz çalıştık. Aynı partidensiniz. Evet. Doğru yani. Ben Hilmi Bey'i biraz karşılıklı %100 yani. Destekliyorum. Tamam. Evet. Hilmi Bey diyor ki Büyük Birlik partililerin siyaseti unuttuklarını anlamış. Evet. Yani bu son 2-3 yılda çekinser. Evet. Ya oy birliğiyle karar çıkarıyorlar ya çekinser kalıyorlar. Evet. Şu son toplantıya kadar, bir önceki toplantıya kadar. Diyor ki kardeşim bak diyor, sizi uyarıyorum diyor aslında. Siz siyasetçisiniz. Siz burada dernekçilik yapmıyorsunuz. Siz bir vakıf temsilcisi değilsiniz. Siz bir siyasi partidensiniz. Evet. Büyük Birlik Partisi ve farklı bir partidensiniz. Sizin diyor ben burada Sivas'la ilgili projelerinizi bekliyorum. Bak diyor bundan sonraki toplantılarda da diyor sizden öneri bekliyorum. Eleştiri bekliyorum. Farklı teklif bekliyorum. Sivas'la ilgili siyaset yapmanızı zaten parti siyasi parti. Oradaki arkadaşlar da siyasetçi değil mi? Nedim Bey olsun diğer tabii arkadaşlar tabii, olsun. Tabii. Hepsi de siyasetçi. Tabii. Sizden diyor görevinizi yapmanızı bekliyorum. Ben de diyor yani bekliyorum ne diyeceğinizi bekliyorum. Sizden faydalanmak istiyorum diyor aslında. Ben de dinledim bazı bölümlerini. Biraz daha tabii tamamını burada yayınlayamıyoruz. Tabii yayın süresi kısıtlı. Evet. Dolayısıyla Hilmi Bey bu noktada %100 haklı. Aynen şimdi, katılıyorum. Evet, aynen. Ben de sizin yorumunuza katılıyorum. Haksız olduğu yeri çok. Hayır, bu konuda katılıyorum. Bu konuda haklı. Yok Büyük Birlik Partisi'nin eleştirmesi doğru bir tespit. %100 haklı. Çok isabetli bir uyarı. Siyasi tabii. parti olmanın, muhalefet olmanın gereğini yerine getirmelerini hatırlattı. Ya bir de tabii. şu var İnşallah başkaca temsilci sonra, yok. Ahmet Bey iki tane parti. Abi, tabii, şimdi tabii. Sivas'la ilgili farklı konuları dile getirecek mesela bir CHP yok, İyi Parti yok, tabii. farklı bir parti yok. Dolayısıyla bu Sivas'ın sorunlarını dile getirme, farklı bir şekilde dile getirme noktasında halkın şikayetlerini, dilek ve temennilerini dile getirecek sadece ve sadece Büyük Birlik Partisi'nden seçilen arkadaşlar var. Aslında görevleri çok ağır ve bence Hilmi Bey bu görevlerin ağırlığını onlara hatırlattı.
Evet, umarım ki bundan sonra Büyük Birlik Partisi'ndeki belediye meclis üyesi arkadaşlar gerçeklerle yüzleşmişlerdir. Evet. Umarım bir milat olur onlar için. Şimdi orada Fehmi Bey oylama bittikten sonra bir konuşma daha yaptı. Dedi ki, yahu dedi tamam sizin oylarınızda şey edildi, biz de evet oy birliğiyle biz de oy vermiştik ama oy birliğiyle bizim önerimizi reddettiniz. Fakat dedi, bu önerinin toplam zaten rakamsal tutarı yaklaşık 20 milyondu. Yani evet, belediye maliyeti. Tabii. O da kardan zarar. Yani bir mal alıp tabii da satmıyorsun. Sen bu 20 milyonu dedi, çok gördün millete. Bir de sen dedi eski sanayide belediyeye kalması gereken, evet, 15 bin metrekarelik alanı döndün orada 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi her neyse, evet, oradaki insanlara adeta hibe ettin. Bu 15 bin metrekarede bugün minimum 300 milyon lira para eder. Evet. Çok ağır bir ithamda bulundu aslında. Geç kalmadı mı bu eleştiriye? Abi elbette geç kaldı. Çok biz geç bunu kalmış ben burada sonra evvelki programların birinde anlatmışım tek tek. Baktım. Evet, evet. Bunları sürekli biz gündeme getirdik abi, burada. Ben orada bak, işte evet, olayın nasıl olduğunu da anlatmışım. Evet. Evet. Sanayi gündeme getirmiş. Abi evet, şimdi işin özünü orada bombayı aslında koydu ortaya. Muhalefeti yaptı. Evet. Bir sonraki toplantılarda bunu daha geliştirmelerini bekliyorum. Niye? Çünkü 300 milyon lira rakamı az bir rakam değil. Bakın 900 milyon lira belediye bütçesinin üçte biri. 300 milyon lira. 300 milyon lirayla neler yapılmaz. Sayın Belediye Başkanı, sana o yetkiyi işte belediye meclisinden yetki almış gibi yapıyorsun da, yani hani zaman zaman Beytülmal falan diyorsunuz, bir şeyler anlatıyorsunuz. Dini referanslı. Yani bunun, bu meseleyi ben açık ve net bir şekilde bütün kamuoyuna, bütün Sivaslılara anlatıyorum. Orada belediyenin en az 15 bin metrekarelik kendisine ait olması gereken imarlı alanı, imar alanını oradaki diğer hissedarlara, çünkü onlar da çok el değiştirdi, çoğunluğu evet, da 3-5 kişinin elinde, hissedarlara hangi hakla, hangi vicdanla, hangi düşünceyle hibe ediyorsunuz? Size bu yetkiyi belediye meclisi vermiş olabilir. Ancak Sivas halkı bu yetkiyi size vicdanen veriyor mu? Buradan bütün kamuoyunun dikkatine bu önemli konuyu sunuyorum. Bakın bu çok önemli bir konu. İkinci mesele konserler diyor. Konserler. Bak sürekli konser yapıyorsun. Konser. Üniversitede konserler. Falanca yerde konser, filanca, ya tamam bu bir sosyal etkinliktir. Bunun da bir ayarı vardır, bunun da bir dengesi vardır. Şimdi bunlar gelen konser verenler bedavaya gelmiyor değerli izleyiciler. En kötüsü 15-20 bin lira para alıyor. Yemesi, içmesi, şunu bunu hariç. Bu seminerlere gelen işte yazar, çizer, işte bilmem neci bir sürü adam gelip gidiyor. Hem valilik getiriyor hem belediye getiriyor. Bunlar hayra gelmiyorlar değerli izleyiciler. Bunların her bir gelmesi 10 bin lira, 20 bin lira. Yemesi, içmesi, uçağı filan hariç. Bunlar, bakın ben size söyleyeyim. İstanbul Belediyesi ve Ankara Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra bu adamlar buralardaki pazarlarından oldular. Bu adamlar oralarda seminer veremez. Oraları da konser veremez. Oralarda para kazanamaz hale gelince bunlar Türkiye'ye, işte bizim Sivas gibi Anadolu şehirlerine böyle yayıldılar. Bunların programı cumartesi Sivas, pazar Malatya, işte evet, pazartesi Erzurum. Yani bu kişilerin bir sistem var, işliyor. Bu kişilerin pazarı oldu evet, Sivas. Şimdi konser de keza öyle. Şimdi o konserleri tamam verebilirsin. Yani senede bir olur, iki olur, üç olur. Halkın yurt dışından gelenlerin olduğu zaman olur. Böyle şenlikli zamanlar olur. Olur da. Yaz ayları. Yaz ayları olur. Yaz geceleri. Sen Sayın Başkan, üniversitenin kantininde konser düzenliyorsun. Rektör ne yapıyor? Rektör düzenlesin. Sana ne? Rektör oranın rektörü değil mi? Oranın bütçesi yok mu? Hem de senden çok bütçesi var. Rektör niye yapmıyor, paraları harcamıyor? Bu da ayrı bir konu.
Beytülmal lafa geldim mi? Ya sen bu şehrin her kuruşunu harcarken elin titremesi lazım. Elin titremesi lazım. Bak ben 3 tane belediye başkanıyla çalıştım. Osman Bey'in eli titrerdi. Ya bu parayı işte veriyoruz ama işte 3 lira düşürebilir miyiz? Veya işte taksit yapabilir miyiz? Para yoktu. Kuruşun hesabını yapıyorlardı o zaman. Kuruşun hesabı yapılıyordu. Bir tane de meclis üyesi çıkmış diyor ki bu ne ki diyor ya. Bu işte zamlar olacak diyor. Bunda ne var ki diyor. Kardeşim yapma. Evet. Bunu alırken para mı veriyorsun sen suyu alırken? Yaptığın elektrik masrafı. Bazı giderler. Ben sana söyleyeyim. Suyun maliyeti hesaplasanız ya 60 kuruştur ya 70 kuruştur size. Ve sen 300 milyon liralık bir yeri birilerine hibe ediyorsun. Olmaz. Yanlış bu. Orada bir mesaj vardı. Eski sanayiyle ilgili olduğu için onu da bir daha izah edeyim. Değerli izleyiciler, oranın imarı geçen Temmuz ayında değiştirildi. Bakanlıktan onaylandı. Evet. Orası 8 kat. Yani ön caddeden bahsetmiyorum. Atatürk Caddesi'ne bakanlar değil, içeridekiler. Oralar 8 kat imar verildi. Yine emsali, yani ayrık nizam, 8 kat ems altlar dükkan, ticaret de yapabilirsin, otel de yap istersen. Hem konut da yapabilirsin, ofis de yapabilirsin. Evet. Altta dükkan yaparsın. Emsali yine 250 o civarda. Emsali, emsal hesabına vurduğunuz zaman. Şimdi orada imarda bir kayıp yok. Sadece işte daha evvelkiler uçuk kaçık 30 kat yapıyordu, 20 kat yapıyordu. Bunun kat adedi sınırlandırıldı. Bugüne kadar 2 tane belediye başkanı gördü orası. Doğan Bey'i gördü, Sami Bey'i gördü. Her ikisi de projeler yaptırdılar. Ey Hilmi Bey, onlar bilmiyor muydu bu 15 bin, 20 bin metrekareyi oradakilere hibe etmeyi? Bu kadar mı kafaları çalışmıyordu yani? Evet, bakın o... Hilmi Bey, bu yaptığınız yanlış. Bu yaptığınız bütün milletin malını birilerine hibe etme olayıdır. Evet. Bir şeyi çözeceğim derken herkese bir şeyler dağıtarak bunlar olmaz. Dağıttığınız babanızın malıysa, hani babanızdan kalan bir tarladır, hibe edin, kim nedir? Evet. Burada da üstü kapalı olarak Fehmi Bey'in eleştirmesi gerektiği zaman eleştirmeyip, şimdi eleştirdiği için hatalıdır ama eleştirdiği için yerden göğe kadar haklıdır. Büyük Birlik Partici arkadaşlarımızı, Büyük Birlik Partisi'ndeki arkadaşlarımızı biz sözü özü mert insanlar biliriz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi 3 günlük dünya için kıvırmayan insanlar biliriz. Öyledirlerdir evet. De. Fırıldak olmanın alemi. Yani sen Cumhur İttifakı'nı sen git mecliste yap, Ankara'da yap. Tabii. Burası bu şehrin menfaatleriyle ilgili bir meclistir. Bunu yapmayın. Sayın Belediye Başkanı da bu yanlışından bir an önce geri dönsün. Fehmi Bey eleştirilerinde ve söylediklerinde %100 haklıdır. Red vereceğiniz yerde red vermeniz lazım. Konuşmanız gereken yerde konuşmanız lazım. Oy birliği olacak yerde oy birliği olması lazım. Cumhur İttifakı'nın geçerli olduğu yer Sivas Belediye Meclisi değildir. Taceddin Bey. Bunları bu kadar başıboş bırakırsanız işte böyle Beytülmal diye diye lafta Beytülmal, icraatta ona buna hibe. Böyle bir şey yok. Taceddin Bey, yani ben üzüldüm bak. Bir şeye üzüldüm. Muhsin Başkan'dan da bahsettin. Muhsin Başkan'ın neticede o arkadaşlar, bu partinin kurucusuyum ben. 93'te Büyük MHP'den istifa edip Büyük Partisi'nin kurucusuyum. 2009'da da belediye alındığı zaman Merkez İşe Başkanı'ydım. Yani belediyenin alındığı zaman bu partinin başkanıydım ben. Üzüldüm. Yani ironi yaparak o oturdukları makam, Büyük Birlik Parti arkadaşlara söylüyorum, o sizin koltuğunuz değil. O emanet Muhsin Yazıcıoğlu'nun size emaneti. Siz doğruya doğru diyeceksiniz, yanlışa yanlış diyeceksiniz. Ben burada Nedim Bey'e önceki programda da bahsetmiştim. Yine bir daha söylüyorum Nedim Bey. 2008 yılında birinci ayda ben belediyenin önünde bir eylem yaptım. Çenekli eylem yaptım. Ve ulusal TV'lere düştü.
Sivas'ta AK Parti BBP Savaşı diye belediyenin kapısının önünde yaptım ben. 50 kişiyle belediyenin bunu Büyük Birlik Partisi meclis üyesi arkadaşlara hatırlatıyorum. Daha sonra 2008'in 6. ayında Nedim Bey çok iyi biliyor. Belediye meclis üyelerimle beraber 7 kişi aldım partide yanımda. Kendileri pişiriyor, kendileri yiyor diye basın toplantısı yaptım yanıma. Orhan Demirok gibi, işte Ahmet Duran Kebapçı gibi, Nedim Kangal gibi arkadaşlar aldım. Belediyede yapılan yanlışları basın toplantısıyla. Siz Muhsin Başkan'ı temsil ediyorsanız orada doğruya doğru diyeceksiniz, yanlışa yanlış diyeceksiniz. Ben bir şeye üzüldüm. Hilmi Bey orada ironi yaparak refüze etmiştir. Ben buna üzüldüm. Resmen ironi yapmıştır. Sizin yapmanız gereken orada kendi şahsınızla oturmuyorsunuz. Siz orada Büyük Birlik Partisi'ni temsil ediyorsunuz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun koltuğunu temsil ediyorsunuz. Her türlü yapılan imarda da olsun, her konuda yapılması gereken müdahaleleri, itirazları yapacaksınız. Nedim Bey, bu konuları orada en tecrübelisin ve seninle neler yaptığımızı, hangi konuları işlediğimizi çok iyi biliyorsun. Daha fazla ileri gitmiyorum. Gerekli mesajı verdiğimi düşünüyorum. Evet, şimdi Mustafa Bey. Burada Taceddin Bey'e katılıyorum. Şimdi orada benim eski sanayi ile ilgili biliyorsunuz bu 15 yıldır Sivas'ın aktif olarak gündeminde. Daha geriye gidersek belki 30 yıl, 40 yıldır gündeminde. Arap saçına dönmüştü. Madem ki ada bazlı bir çözüm üretiyorsunuz, 8 katlı üretiyorsunuz. Burada belediye de orada bir hissedar olur. Belediyeye de orada bir ada ayrılır, değil mi? Yani siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları. Benim alanım değil ama ben de imar hukukundan dolayı ve imarla ilgili davalardan dolayı biliyorum. İtirazlarımız oluyor, davalarımız oluyor. Oraya ayrı bir ada, ayrı bir parsel oluşturursunuz. Orada belediyenin olur. O belediye ya o arsayı efendim satar ya kendine bir bina yapar ya da efendim belli bir hisselerle verir. Değişik yöntemleri var. Ve onu gelire dönüştürür ve Sivas halkına belki de 5-10 tane projeyle diyelim bir 300 milyonluk bir rant oluşturdu diyelim belediye bu arsa payından dolayı veya kendine ayrılacak parselden dolayı, adadan dolayı. Bu 300 milyon olur, yarın 400 milyon olur. Düşünün 30'ar milyonluk 10 tane proje demektir ya. Bu aynı zamanda ben Hilmi Bey'in de durumunu güçlendirir. Şimdi para yok diyorsunuz değil mi? Mesela başkana sorsanız Hilmi Bey'e diyor ki para yok. Abi sıkıntı. Ne yapıyor ki para olmayacak? Aynen. Yani bir sürü proje ilan etti. Daha sıkıntı, ortada bir tane İstiklal alt geçidi var. İki sene kaldı. Bugün seneyi işte, devriyesi herhalde. 3 yıl bitti. Yani sen harcamadıktan sonra konserle Sivas Belediyesi öyle bir para şeyi olmadı ki daha. Gerekçe olarak diyor ki paramız yok diyor. Ya diyelim ki buradan böyle bir 300 milyon kazanılır. Öbür taraftan şu kadar tasarruf edilir ve siz dev... Yani 30 milyon değerinde, 20 milyon değerinde 15-20 tane proje yaparsınız ve Sivas'a mesafe kazandırırsınız. Bu ister istihdam amaçlı yatırımlar olabilir. Hani üretime teşvik eden, hatta tarımla, hayvancılıkla da teması olan, ilgisi olan projeler olabilir. Başkaca sanayi kollarında da olabilir. Yani bu Özbelsan'ın genişletilmesi olur. Efendim diğer şirketlerin büyütülmesi şeklinde olabilir. Bunu oturur konuşursunuz ama bir kaynaktır bu. Öbür taraftan ben genel anlamda konserlerin yapılmasına veya bu işte kültür, sanat etkinliklerine karşı değilim. Bunları hatta destekliyorum. Ancak bunları yaparken de şöyle bir yöntem izlemek lazım. Bu memlekette sanayiciler var, ticaret erbabı var. Bunları sponsor yaparsınız. Genelde bu tür şeyler sponsorlu yapılır. Tabii. Dersiniz ki filan örnek diyelim işte bir sanatçı getireceğiz. Bir firmaya dersiniz ki bir ağırlığınız var belediye başkanı olarak. Dersiniz ki bunu sana şey olarak sponsor yazıyorum. Ya da şu iki firma ana sponsor, işte küçük sponsor, büyük sponsor neyse. Bu yöntemlerle ya da filan şairi getiriyoruz, filan yazarı getiriyoruz. Onlara sponsor yaparsınız. Hem belediye organize etmiş olur hem de o firmaların reklamı olur. Veyahut da işte üniversitede mi yapıyorsunuz? Üniversitede de bir sürü firmalar var.
kafeler var, şunlar var, bunlar var. Üniversitenin vakfı var. Üniversitenin vakfı var. Onun da gelirleri var. Onlar yine sponsor olurlar. Ama Sivas'ta bir hareket olsun. Kültür sanat, ha. Belediye neyi organize eder biliyor musunuz? Ben ana şey olarak, şenlikler olarak. Bu Temmuz ayında, Ağustos ayında Sıla Turizmi'nin ve genel anlamda turizmin yoğun olduğu aylarda 4 Eylül öncesi ve 4 Eylül'ün olduğu hafta, Ağustos ayı ve 4 Eylül haftası olmak üzere valilik ve belediye buraya ağırlıklı olarak gece konserleri düzenler, festivaller düzenler, kitap fuarları yapar, bunları organize eder ve asıl ağırlığı orada olur. Bir müsaade eder misin? Bence yani. Şoförler Odası Başkanı Şaban Yalman Bey bir mesaj göndermiş. Bakın arkadaşlar, bak bizi ne kadar eleştirirseniz, övgü değil, eleştiri çok önemli. Tabii eleştiri abi. Kültürünü geliştireceğiz. Eleştirsinler, bizi eleştirsinler. Eleştiri mantıklı insanların düşmanlık değildir. Fikri olan insanların yapacağı bir şey. Evet Şaban Bey, istediğiniz şekilde farklı konuları her zaman mesajlarınızı bekliyoruz. Ne zaman isterseniz, ister burada, ister başka yerde, biz her yerde her şeyi görüşebiliriz. Siz de bizi çok iyi biliyorsunuz. Evet, sayın yorumcular, Şaban Bey'in mesajı. Evet. Soruyorum, belediyenin yaptığı toplu taşıma fiyatlarının çok olduğunu söylüyorlar. Evet, söylüyoruz. Söylüyorlar değil mi? Bunun demesi gerekiyor. Evet, biz söylüyoruz. Evet, Şaban Bey. Bu işi yapan şoför esnafının ne çektiğini biliyorlar mı? Evet, bunu da biliyoruz. Şoför esnafın sorunlarını, problemlerini de siz hiç bir kere bile zikretmeden biz burada konuştuk. En az 7-8 programda bunlardan da bahsettik Şaban Bey. Bunu da çok iyi biliyoruz. Evet, bu esnaf kuruş kazanıyor mu? Bu konuyu tartışacaksanız bizi de sesleyin, belgelerle konuşalım. Zamlar çok mu, az mı görelim? Tek taraflı konuşmak kolay. Şaban Yalman, Şoförler Odası Başkan Adayı. Ben şimdi evet, oradan beklerdim. Bir saniye Mustafa Bey. Şaban Bey, o problemlerinizi, sorunlarınızı sürekli gündeme getirdik. Tek taraflı konuşmuyoruz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde konuşuruz. Zaten şoförün derdi, bu şehrin derdi, bu ülkenin derdi bizim derdimiz. Biz bu ülkenin derdiyle 1973'ten beri her yerde dert etmişiz, buraya gelmişiz. Sizin derdinizi biz sizden çok fazla sahip çıkarız, çıkmaya da devam ederiz. Tek taraflı da konuşmuyoruz Şaban Bey. Evet. Yani şurada bir saniye. Bilgileri bize aktarması lazımdı bana göre yani. Şimdi biz yani. Bir esnafın kazancı, karı, zararını ben bilemem. Evet. Onu esnaf kendisi bilir. Ben neyi bilirim? İstanbul'da bir öğrenci 2.65 liralık bilet atarak seyahat ediyorsa halk otobüsünde. Biz İstanbul'la kıyasladık. Hah. Oradaki tabii. Kıyası yaptık. Eleştiri Sivas'ta, bunda. Sivas'ta. Yoksa şoför esnafı niye? Hayır bak. Biz öyle oraya İstanbul'da da İstanbul'da 2.65 tamam. öğrenci. Tamam. Orantı yaptık yani. Mukayese. Sivas'ta 3.95. Evet. Yani sen buna cevap ver. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Yani evet. Bizim aklımız ermiyor. Anlatabildim mi Sayın Başkan? Yani onlarda bir hata var. Ya Sivas Belediyesi'nde bir hata var. Ya sizde bir hata var. Evet. Bunu 2.90 etmesi lazım tabii. Yani 2.65 lira. Evet. 3.95 lira öğrencide. Büyükte 5.50 lira. 6.40 lira. 1 lira fark var. Orada adam otobüs çıkıyor bir seyahate, bir sefere 50 kilometre. Sen Kümmet'ten çıkıyorsun, Kılavuz'a gidiyorsun 15 kilometre. Yani 15 var mıdır orada? Yani bol bol söyleyelim evet, ne olacak? Dedik. Yani burada benim ama ilk defa bir sivil evet. Toplum kuruluşunun yok, katılması teşekkür. Bizi memnun etti. Tabii yani canım. Biz bunu sürekli bekliyoruz. Sayın demin başkanı, sizin söylediğiniz evet. Çok önemliydi. Evet. Sayın Başkan'dan biz çok önce pandemi döneminde katılmalarını bekledik. Sesi evet, çıkmazken evet. Burada bu otobüsçüler evet. Ne olacak? Tabii. Burada bunların durumu ne olacak durumu, diye kaç tabii, defa konuştuk. Tabii. Şoförler. Tabii. İlgili sizden ve alakasına teşekkür ediyorum. Ama her program bekliyoruz. Bütün oda başkanlar için. Ayrıca hatta bütün evet. Ben mesela şunu da dile getirdim. Dedim ki bu halk otobüsünü kullanan sürücü arkadaşlar
genelde işte bu sorunlarından dolayı sinirli oluyorlar. Hatta çok da agresif, birçoğu agresif de kullanıyor arabalarını, otobüslerini. Yani bunun da bir sebebi olduğunu, yani içinde bulundukları psikolojik sıkıntılardan dolayı buna sebebiyet verildiğini düşündüğümüzde söyledik. Tabii. Ama ben bakın her türlü eleştiriyi bakın güzelce çok eleştirmiş. Güzel. Evet, çok, güzel. Çok güzel fikirlerini belirtmiş. Burada ben bütün oda başkanlarından, sivil toplum kuruluşları başkanlarından demin söyledik ya. Evet. Görüşlerini merak ediyorum. Mesela bu ya iki dönemle sınırlı olsa ne olur evet. dedik ya. Çok güzel olur dedik. Bu konuda ne düşünüyorlar mesela? Evet. Kendisi de ne düşünüyor tabii, Sayın tabii. Başkan? Bu tabii. konuda da görüşlerini kendisi açıklarsa. Kendisi birliğe başkan adaylığını düşünüyor. Açıkladı ya biz onu açıkladı. Haber olarak da verdik. Evet. Birlik başkanlığını aday olduğunu evet, açıkladı. Evet. Haberde de. Ya yani devam edeceğim diyor tabii, yani. Tabii. Ben yok, bu ben, işi sevdim diyor. Benim yani. Dediğim mesela şöyle bir vaatte bulunabilir mi? Bir hem de Sivas'a bir nefes aldırsın. Örnek olsun. Ben birlik başkanlığına adayım. Kazanırsam, seçimi alırsam en fazla iki dönem yani bir dönem daha aday olacağım. Söz veriyorum diyebilir mi mesela? Böyle bir sözle başlayabilir mi? Neyse o kendi yok, yok. Odasının yani bir, ama problemi. Bu bir örnek olsun diye söylüyorum. Ya biz vatandaş olarak burada örnek neyi olsun. Konuşuyoruz? Bizi tabii. ilgilendiren ulaşım tabii. ücretleri. Tabii. Tabii, tabii. Yani oraya da değinmek tabii. istedim de onun için. Ama tabii. burada bunun maliyetiyle ilgili bilgileri aktarabilirdi. Biz de buradan... Yok onu biz bilemeyiz. Yok kendisi aktarsın yani. Biz bilemeyiz ki doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor. Ben nereden bileceğim onu? Onu aktarırdık en yani fazla. Sen dükkanında bir malı satarken... Evet. Kaç liraya mal ettiğini, maliyet hesabını ben nereden bileceğim? Ya bilemeyiz doğru. Ben doğru. kıyaslarım sadece. Biz diyoruz ki burada İstanbul'da bu kadar, böyleyken şoför, Sivas'ta niye böyle oluyor? Abi canım. Şoför esnaflarının, halk otobüslerinin ne kadar sıkıntı, problem yaşadıklarını... Tabii tabii muhakkak. Biz burada defalarca konuştuk yani. Tabii. En çok da biz gündeme getirdik. Bir de benim ayrı bir özgün biliyorsunuz üzerinde çok durduğum bir görüşüm var. Ben Sivas'ın merkezinde kesinlikle hızlı tren istasyonundan da başlayarak üniversiteye tramvay, kadar mi? Olmak üzere hafif raylı sistem tramvay öneriyorum. Ha gerekirse kurulacak şirkete hepsini ortak et. Halk otobüsü şöyle bir başka illerden de farklı bir öneri olarak bunu da zamanında da söyledim. Kendi önerim olarak da söyledim. Bütün halk otobüsçüler de bu hafif raylı sisteme ortak olsunlar. Paydaş olsun, hissedar evet, olsun. Tabii. Bakın bir şehirde... Şirket kurulur, ortak olur. Bak Mustafa Bey, yani. Bir şehirde toplu ulaşım, evet, ekmek, su bunlar özelleştirilemez aslında. Su zaten değil. Evet. Ama toplu ulaşım, bakın şu anda en ufak bir şeyde haklı olabilerek diyelim. Haklı olarak diyelim. Evet. Yani haksız demiyorum. Evet, evet. Ne yapıyor? Anahtarları getirdim bıraktım. Şehirde toplu ulaşım durur. Ne yapabilirsin? Evet. Hiçbir şey. Seçenek olmalı. Tabii. Tabii. Seçenek alternatif olmalı. Olacak. Tabii. Onun için sizin önerdiğiniz bu hafif tramvay. Evet evet. Tabii. Bu çok çok önemli. En azından sirkülasyonun çok olduğu üniversite. Üniversite ve şehrin merkezi arasında. Merkez ve YHT karı. Yani bunu mesela. Hilmi Bey yapamaz da, yapmaz da daha doğrusu. Gelecek bir yeni belediye başkanı mutlaka programını alıp ilk mutlaka yapması lazım. Şeyi bu olmalı, projesi bu olmalı. Aynen, ben çok iyi biliyorum. Belediye başkan adaylarının hemen hemen hepsinin burada programda yaptığım hepsiyle hepsinin de gündeminde programından vardı raylı sistemler. Ama bir türlü hayata geçmedi. Yok, raylı sistemlere çoğu karşıydı. Yok. Benim program yaptığım arkadaşlar siz kiminle raylı sistemlerin mutlaka yapılması Ustarım, gerektiğini. Yok, raylı... Doğan Bey karşıydı. Bak ben size söyleyeyim. Evet. Sami Bey yok, erken istiyordu. Buluyordu karşıydı. 1 milyon olduktan sonra evet. olabilir diyordu. Evet. Burada aslında şunu söyleyeyim. Hilmi Bey geçen seçimde aday olanların içinde sadece bakın seçim bildirgelerine bakın. Ben hepsi bende var, de duruyor. Var var bende haftaya getireceğim. Sadece hepsini. Hilmi Bey'in vaadi vardır. Hafif raylı sistem. Evet. Ben de ondan dolayı da tebrik etmiştim. Çünkü evet. benim de şeylerim arasında vardı böyle bir projelerim arasında. Evet. Ama bir türlü gerçekleştiremedi. Diğerlerinin projelerinde yoktu. Yani diğerlerinin vaatlerinde yoktu. Son seçimi söylüyorum özellikle. Yani. Tabii yani konuşacağımız birçok Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mesela. Ya şimdi Recep Tayyip Erdoğan o, Bulvarı vesaire sürekli konuştuklarımız var da. O gün benim bir arkadaş yolda çevirdi. Hı. Bir önemli bir konudan bahsetti. Ben buradan hemen son mesaj Hı. olarak onu da söyleyeyim Hı. de. Toparlayalım. Şimdi evet. Arap Evliya Caddesi ile Halil Fatpaşa Caddesi'nin olduğu, Sivas Sesi'nin olduğu Hı. bölgede bu
bu rentekarcılar, araç kiralamacılar evet. yoğunlaştı biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi orada ciddi alanda, ciddi anlamda o otopark cadde boyunu işgal ediyor. Oradaki vatandaşları rahatsız ediyorlar. Bütün bu vatandaşın şikayeti. Evet, evet. İkincisi ve belki daha önemlisi bir vatandaş dedi ki ya bunlar dedi iş yerlerinde benzin bidonları bulunduruyorlar. Bunların bir tane bir yangın çıksa birisi patlasa Allah korusun, ben apartman yani. Gider dedi. Tabii. Bak değerli zabıta müdür arkadaşım, trafik müdürü arkadaşlarımız bu krize doğru gidiyor. Ben buradan uyarmış olayım. O benzin bidonları vatandaşımızın dediği gibi eğer o dükkanların içinde bir yangın olur, bir tahmin etmediğimiz bir durum olur. Tabii sigara oralarda, izmariti. Oralarda bir büyük patlama olursa siz suçlusunuz. Bak ben buradan uyarayım. Gideceksiniz, bütün dükkanları kontrol edeceksiniz. İki, o ruhsatları var mı yok mu bilmiyorum. Bakın rentekar binası yaptırdınız şeyin oraya. Milletin Beytülmal'ın parasını harcadılar. Sayın İlmi Bey, partiniz. Niye gitmiyor bunlar? Bu rentekarcılar niye bölge trafiğin oraya gitmiyor? Beytülmal'ın parasıyla yapılmadı mı orası? Ya götürün ya da bu işe disiplin getirin. Evet, evet. Devletsizsiniz, güçsüzde, yetkisizde. Vatandaş rahatsız. Ben de bir iki cümle evet. bu konuda söyleyeyim. Taceddin Bey'in ben son veda şeyle araç kiralama ile ilgili. Kapatacağız Taceddin Bey. Ben o zaman son konuşmayı hararetli yaptım. Evet. Bazen böyle hararet çıkıyor. Veda konuşması. Normalde biliyorsunuz evet. yumuşak yüzlü bir evet. insanımdır. Ben bütün evet. izleyicilere evet. özellikle Kadınlar Günü 8 Mart'tan evet. dolayı anneme, kayınvalideme, evet. kızlarıma, işte baldızlarıma, efendim eşime en önemlisi. Evet. Tabii en başa bütün, eşinizi yazmadınız. Evet orada ya. Bir hata yaptık ama olabilir. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepsine selam ve saygılarımı evet. sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla ve sağlıcakla kalın. Evet, ben de Mustafa bir cümleyle abi. Bu araç evet. kiralama merkezleriyle ilgili evet. bir de araç kiralama merkezi yapıldı. Biraz işte. Kısa da onu söyleyelim. Evet. Onun mutlaka bir düzene konması lazım. Evet. Çünkü çok sayıda araç bulundurdukları için kaldırımlar işgal ediliyor, yollar işgal ediliyor ve böylesi tehlikeler var. Hilmi Bey'in yani benden önce yapılmıştır deyip kenara atmak yerine kendisinden önce yapılan projelere de sahip çıkmasını ve evet. araç kiralama merkezini böyle sadece araç alıp satanlara değil doğrudan doğruya araç kiralayanlara tahsis edip buradan şehirden en fazla bir büro bulundurabileceklerini, araç bulandıramayacaklarını İrtibat bürosu. Sadece irtibat bürosuyla evet. Şey hale getirip kısıtlayıp yani yeterli kaldırımlar işgal geriye etmesini. Kalanlarının evet. tamamının orada olmalarını Mustafa sağlaması zaten lazım. Zaten onun için yaptılar. Tabii, tabii. Yani bu ya kardeşim başka bir parti olsa anlayacağım da AK Parti yapmış ya. Ya tamam. AK Partili belediye Sami Bey, AK Partili belediye Hilmi ya Bey. Ya Sami Bey Sivas'ta yaşıyor. Evet, Sami Bey Sivas'ta yakışmıyor yaşıyor. Yakışmıyor bu yani yakışmıyor. Ya, bu Hilmi Bey demiyorsa bile Sami Bey çıktı ki bak iş adamısın bir şeyden evet, eyvallahın evet. yok. Projenin maksadı peki, buydu. Peki biz bunun için tamam. yaptık da şeyimiz yetmedi. Sayın Hilmi Bey bunu yapması lazım. Biz böyle aynı partideyiz. Böyle bir adetimiz de yok biliyor musunuz? Yani, önceki başkanlar gerek Doğan Bey olsun gerek Sami Bey olsun ya çıkın bir şeyler söyleyin ya. Deyin evet. ki bu sebeple yapmıştık. Mesela sıcak çermikte yapılan havuz. Evet. Ne havuzuydu o şeyli? Aquapark. Aquapark. Evet. Ya niye 3 yıl 4 yıldır açılmıyor? Bunun bir sebebini çok merak ediyorum. Onu da bir programda ele alalım evet. diyorum. Ben de geçti Dünya Kadınlar Günü başta. Ben sizin hatanızı yapmayacağım. Başta eşim olmak üzere, evet. Ayşegül Hanım olmak üzere, annemin, kız kardeşlerimin, efendim bütün tanıdığım, bildiğim başta olmak üzere, dostlarımın, arkadaşlarımın, efendim kadınlarımızın, meslektaşlarımın ve bütün Sivas halkının, hanımefendilerin sağlıklı bir ömür yaşamalarını, evet. başarılı olmalarını, ön plana geçmelerini, her kademede zirveye oynamalarını temenni ediyorum ve herkese iyi geceler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Evet, evet sevgili izleyiciler, biz de programımızı Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile açtık evet. ve kapanışı da Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle programımızı kapatıyoruz. Ben de arkadaşlarımın
Çok güzel görüş ve önerilerine katılıyorum. Mustafa Bey burada önce eşim diyerek bir ön aldı. Evet. Aynı hataya sen düşme. Ben de Cenab-ı Allah'ın emaneti. Her şeyimiz onlar olmasa biz olmayız. Benim de son sözüm bu olsun. Evet, onlar bizim için çok önemli. Çocuklarımız için çok önemli. İstikbalimiz için çok önemli. Bu ülkenin geleceği için çok önemli. Ben de haftaya aynı gün, aynı saatte buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Kalın sağlıcakla.